veda mektubu. Kinayesi buymuş meğer hayalin. Gözlerimi tutuşturan bir yüzün ortasında kala kaldı yüreğim. Sanma avareyim, pare pareyim. Kalkıyorum şimdi düştüğüm yerden, sana değil, kendi rüyalarıma darılmışım. Küserek gidiyorum. Gece bir kabustu, doğmadı güneş. Ülkem karanlıktı, sokağım kördü. Bahçe kapısında dikilip durdum, ruhumu dikenli tellere sardım. Günlerce göğümde kaldı bulutlar. Sessizce bekledim, baktım nafile, umudumu keserek gidiyorum. Belli ki yadımı silecek zaman. Penceremden sana bu son bakışım, bu son dokunuşum köşe taşına. Yenildim, saklamak artık boşuna. Tarumar eyledin bahtımı, heyhat. Tebessümle yaktığımız lambanın ışığını kısarak gidiyorum. Dönüp dönüp bakıyorum yollara. Bir yanda heyelan, bir yanda duman. Ölü karıncalar ve kelebekler. Rengarenk acılar, yaşlı bebekler. Birkaç hatırayı aldım yanıma. Sensizlik yurduna ayaklarımı yavaş yavaş basarak gidiyorum. Cefakar ufuklar, yorgun asuman. İçimde ağlayan o kırgın veda. O büride çığlık benimmiş meğer. Ülfetim baharın olduysa eğer, yaprakların dökülmesi ne hazin. Yönümü çevirdim çöllere doğru, rüzgar gibi eserek gidiyorum. İzlerine tutunduğum yerlerde piyan çiçekleri açıyor şimdi. Damlada deryayı bulsa da gönlüm, kime yar olur ki fersude ömrüm. Senden kalan gül kokulu mendili yıkadım içimin ırmaklarında, yıldızlara asarak gidiyorum. Kalemimi yosunlara bıraktım. Defterimi mürekkep balığına. Bulamadım harflerimi, varım yok. Heceler tükendi, ahuzarım yok. Kelimeler benden uzakta şimdi. Dilsizlere derman olan lügatim alevlendi. Susarak gidiyorum. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. Bir başka Ramazan başlıyor. Sohbet soframıza hoş geldiniz. Çok aziz, çok kıymetli konuklarımız var. Altay Cem Meriç, hoş geldiniz. Erhan İdiz, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Siz? Sağ olun, sahne arkasında epeyce sohbet ettik, muhabbet ettik. Eyvallah. Çok da iyi oluyor aslında. Yani bizim yayın öncesi böyle bir araya geliyoruz, görüşüyoruz. Şimdi ben ilk geldiğimde arkadaşlar böyle dizilmişler. Şimdi ben bir yerden hatırlıyorum dedim. Yani görmüşüm ama... Ya nereden görmüşüm bir şey söyleyemedim ama konuklarımız geldi mi diye sordum. Dediler geldi. İçeri girince aa bizim Altay Cem Meriç'ti. Erhan Bey zaten simayen biliyordum daha önceden de. Programımıza biz böyle divan edebiyatından bir beyitle başlıyoruz. Çünkü büyük bir hazine. Yani bizim hani içeride de konuştuk ya son 200-250 yıllık yenilgimiz bugüne kadar gelişimiz içerisinde maalesef bizim kadim edebiyatımız da nasibini almış. Tukaka diyenler, bizi beğenmeyenler. Dış dünyadan gelenleri hep başı tacı edip de kendi medeniyetimizin hazinelerine sırtlarını dönen insanlar yıllar içerisinde çokça var oldu. Ama şunu bilmemiz lazım. Müthiş bir hazine var divan edebiyatında. Bir beyti alıp hayatınıza Allah Allah ben bu beytin neresindeyim diye sorabilirsiniz. O kadar güzel şeyler var. Bunlardan bir tanesini de bugün okuyalım. Sümbülzade Vehbi'nin ki kendisi 3. Selim dönemi divan şairlerindendir. Çok ilginç de bir hayatı vardır. Yani yurt içi yurt dışı görevleri yapmış, büyükelçilik yapmış vesaire. Hatta acaba vatana ihanet mi ediyor diye sorgulanarak neredeyse idamına hükmedilmiş. Sonra işte sessiz kalıp bir yerlerde bir kaside yazmış. O kaside saraya ulaşınca affedilmiş bir şairdir Sümbülzade Vehbi. Hallak-ı cihan kulluğa şayestedir ancak diyor. Kendin gibi bir şahsa tabasbus ne beladır. Tabasbus yaltaklanmak. Dal kavuklanmak. Yani gitme aman efendim siz çok iyisiniz. Siz olmazsanız dünya yıkılır. Siz olmazsanız bu belediye hiçbir iş yapar. Siz olmazsanız Türkiye'nin hali perişan diyen insan tipini tabasbus kavramıyla ifade ediyoruz. Yani ondan bir menfaat bekleyerek yaltaklanmak. Bunun çok daha ağır tanımı tabasbusun karşılığında köpek yaltaklanması diye geçer lügatlerde. Yani köpek böyle kuyruk sallar gelir, yem bekler, yal bekler, aş bekler ya sizden. O davranışın adı tabasbus. Sümbülzade özellikle bu kavramı kullanıyor. Diyor ki, evrenin yaratıcısı kulluğa layıktır. Kainatı yaratmış. Ona secde edeceksin, rükûya gideceksin, kulluk yapacaksın. Ama kendin gibi birisine niye yaltaklanıyorsun? Ya o da senin gibi.
O bir şeyi yaratmıyor, bir şeyi var etmiyor. O da kendisine yaratılmış, verilmiş olan nimetleri kullanıyor. Sen ondan menfaat beklemek için tabasbus yapıyorsun, ona yaltaklanıyorsun diyor Sümbülzade Vehbi. Benim yine zaman zaman işte yönetim derslerimde, davranış bilimi derslerimde, öğrencilerimle konuşmalarımda aktardığım beyitlerden bir tanesiydi. İnsanın yöneticisine dal kavuklanması ya da insanın herhangi bir menfaat odağına karşı ikiyüzlülük tavırları sergilemesi, dal kavukluk yapması, yaltaklanması kötü bir şeydir ve gayri insanidir derdim. Bununla ilgili şöyle bir soru sorayım istiyorum, fikirlerinizi almak istiyorum. Kur'an ve sünnet ışığında bir Müslümanın şahsiyeti nasıl olmalı? Mesela Fatiha suresi okuyoruz namazlarda, Ramazan'dayız. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahman, Errahim. Devam ediyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kendisini anlatıyor Rabbimiz bize. Sonra bizim dilimizden bizi anlatıyor. Bu çok ilginç ve inanılmaz güzel bir üslup. Zaten Allah kelamı. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dilerim. Bir insanın özgürlüğünün başladığı nokta. Kainatın yaratısından sadece ondan yardım dilemek ve ona ibadet etmek. Bu manada Müslümanın kendisi gibi olanlara yaltaklanması, dal kavukluk etmesi mümkün müdür? Ederse ne olur? Bunu konuşalım istiyorum. Siz de rastlamışsınızdır yani. Önce yani, evet, Erhan Bey'den başlayalım, Altay Bey'den tabii, devam. Altay Bey buradayken bu konuya benim girmem ne kadar doğru bilmiyorum. Evet. Daha uzmanlık alanı. Evet. Ya yani Hazreti Ömer'den aslında biliyoruz adaleti. O ikisi ikisi yani ast ve üst arasındaki ilişkiyi. Yine Amr bin As'ı Mısır'dan davet edip evet. oğlunun meselesi nedeniyle cezalandırması onu bile. Bu noktadan şu anda ki her zaman aslında böyle değerlendiriliyor. Her zaman geriye gittiğimiz düşünülüyor. Ama maalesef geldiğimiz noktada belki bazen müdara oluyor. Daha idare etmeye çalışıyorsun ama bazen özellikle işin siyaset kademesinde işler tam tersine dönüyor. Bırakın ast üstü bazen daha fazla sevilebilmek için kendi o küçük çekirdek ekip arkadaşlarımıza bile olmayacak şeyler yapabiliyoruz. Evet, aslında bir zihinsel uyanıklık olsun maksadıyla soruyorum bunu. Yani kendisine yapılanlardan ziyade bu davranışı gerçekleştirenler uyanmalı, bilmeli ki ben yanlış kapıdan istiyorum. Yani kainatın sahibi bana verirse onun verdiğinin hiçbir hükmü olmaz. Bu anlamda biraz da sordum soruyu yani. Şöyle... Yani işin mümkün olduğunca birazdan oraya geleceğiz inşallah benim İnşallah. Konuma. Benimki biraz daha böyle biraz kaybolmuşluk mevzusu kendi kişisel dünyamda. Evet. Biraz daha oradayım. O yüzden bazı şeyler benim için böyle bir cevap değil de bir soru taşıyor. Mesela bana sorduğunuz birçok şeyi ben kendime en başından yeniden soruyorum. Veya sormadığınız kendi dünyamda da karşılaştığımda da. Mesela şu anda bugün en çok en son paylaştığım mevzuda. Batıya tamamen entegre bir dünyada yaşıyor olmak ve tamamen her şeyi batıdan beklemek, batıdan istemek. Afrika temelinde çalışıyorum genelde. Evet, evet. Afrika'daki dünyayı anlatmaya çalışıyorum. Ve oradan bir şeyler paylaşıyorum ama bakıyorum ki tamamen oraya kapalı ama batıya açık bir insan var. Yani bağlayacağım Kendisi yer, olması mümkün mü? Evet, bağlayacağım yer aslında geldiğiniz yer evet. şu, buradan bekliyor, Allah'tan değil. Yani... Bunun gibi olabilirsem, bunun gibi yapabilirsem, bunun gibi davranabilirsem bazı şeyler değişecek, daha iyi olacağım, daha zengin olacağım zannediyor. Oysa gözünün yani yönünü kapattığı insanın kanatkarlığından bir şey alabilir. Bunu çokça kaçırıyoruz. Bu büyük ölçekte de böyle, küçük ölçekte de böyle gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani şuna yani sorunu cevabınız beni şu noktaya getirdi. İnsan beklediği yeri iyi tayin ederse kazancı da ona göre değişecektir. İnsandan bekleyen insanın vereceği kadar alır, yaratıcıdan bekleyen de onun vereceği kadar alır. Kesinlikle. Yani Altay Bey. Aslında Fatiha suresinden bu konunun açıldığı güzel oldu. Beşerin beşere kulluğu aslında iki pencereden köken alır. Yani birisi bizim direkt ahlaksızlık dediğimiz şey, yani bile bile yapması. Bir diğeri bilmeden yapması. Mesela Fatiha suresinde bunun iki veçinden de bahseder. Gayril mağdubi aleyhim. Müfessirlerin icmasına göre bu şeydir. Yahudilerdir maksadı. Evet. Hem hakkı bilip ona uymamak. Veled dallin, dal normalde
şaşkın, gideceği yeri bilmez, şaşırmış kalmış anlamına gelir. Bu da Hristiyanları tasvir eder. Yani aslında batıl iki yönlüdür. Birisi cehaletten kaynaklanan, birisi bile isteye kastedilerek yapılan. Evet. O yüzden yani bir insanın kula kulluk etmemesi sadece ahlakıyla kazanılabilir bir şey değil. İnsanın şeyleşmemesi gerekiyor. Şeyleşmemesi için tahsil etmesi gerekiyor, bilgi alması gerekiyor. Yoksa şu da oluyor, mesela İslam dünyası bunu çok gördü. Belki 1800'lerden sonra çok uzun süre müşahede etti. Yani ben sadece Allah'a kulluk ediyorum diyerek mesela Amerika'ya kulluk eden çok adam gördü İslam dünyası. Evet. Bu insanlara sorsan kasıtları Allah'a kulluk etmekti sadece. Ama Allah'a kulluk et söylemini eline veren birileri vardı. O yüzden bunun bu ilim cihetini çok ıskalamamak gerekiyor. Hmm. Salt ahlaki bir durum değil aslında bu. Hem ahlaki hem ilmi bir durum. Öğrenmesi gerekiyor. Benim öğrenmesi az önce gerekiyor. Zaten zihinleri uyandırmak maksadıyla soruyu sormanın sebebi bu. Çünkü benim de hem ciddi manada bir bürokrasi ve bir akademik hayat tecrübem var. Özel sektörü de biraz tanırım. Yıllarca danışmanlık çalışmalarım oldu. Bilmeden, kişi bilmeden, bunun kötü olduğunu bilmeden çoğu kez yapıyor. Farkında değil. Bir farkına varsa ki, yani asıl kaynağın sahibinden değil, ben kaynağın sahibinin de aktardığından bekliyorum. Asıl kaynaktan beklemem lazım. Bu yanlış ve bu beni bir yere götürmez. Bunu bilmediği için, o dediğiniz ilmi manada bunun da farkında olmadığı için tekrar edip duruyor. Ama bakıyorsunuz adam onu yaparken de bazı ahlaki özelliklere sahip. Yani ahlaki değerleri de yanında taşıyor. Fakat farkına varmadan da bunu yapıyor. Bu çok önemli bir problem diye düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Siyasi hayatımızı belirliyor. Toplum hayatımızda çok önemli bir etkisi var. Çocuklarımızın yetişme süreçlerinde anne babaların tavırlarından eğer böyle şeyler dökülüyorsa çocukların karakterini etkiliyor. Kişiliğini etkiliyor. Ya insanlardan bir şey beklemeden bir şey olmazmış gibi bir noktaya getiriyor çocuklarımızı ve gençlerimizi. Bu açıdan fevkalade önemli. Çokça ülkeler dolaştınız ve Afrika'da. Doğru. Afrika'da insanların birbirlerine muamelesi nasıldır? Benim aslında biraz da sizin açınızdan meseleyi açmamın sebebi buydu. Gördüğünüz yerlerde nasıl mevzu? Apayrı. Yani bizim hiçbir şekilde anlayamayacağımız, yani gidip gördüğünde bile şu oluyor. Bu nasıl geçiniyor? Görüyorsun ama kafana oturmuyor. Çünkü bizimle hiçbir şekilde aynı değiller. Birçok anlamda aynı değiller. Mesela en son fark ettiğim, gittiğim ülkede şunu fark ettim. İnsanlar birbirlerine zor zamanda yardımcı oluyorlar ama asla diğerinin üzerinde tahakküm kurmuyor. Bizde mesela doğu geleneğinde de yardımlaşma çok önemlidir ama bir beraberinde bir tahakkümü getirir. Orada mesela o yoktur. Öyle bir kanaatkarlık var ki çoğu zaman şüpheye düşersin. Acaba doğru mu yapıyorlar? Doğru olan bu mu? Ama bir bakıyorsun bize Kur'an'da, peygamberin hayatında öğütlenen şeyi birebir yapıyorlar. Ama bir taraftan biz o kadar koşuyoruz ki onu anlamak mümkün gelmiyor. Bu yüzden özellikle oraya arkadaşlarımızı falan götürdüğümüzde çok yadırgıyorlar. Anlam veremiyorlar. İnsanlar tamamen şöyle, tabii maalesef Türkiye'de şu çok karıştırılıyor. Bütün Afrika'dan bahsetmiyoruz mesela. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye çokça değişebiliyor tablo. Bazı yerlerde zenginler çok fazla olabiliyor. Bazı yerlerde lüks hayat, tatil beldeleri olabiliyor ama en azından bizim gittiğimiz bölgelerde şöyle bir durum var. Sadece bir günlük yiyecek. Bu kadar. Eşya yok, sonrası yok, yarın ne olacak, böyle bir kaygı yok. Bir şekilde bugünü atlatarak, ki bazen günde tek öğün yiyerek yarına gidiyorlar ve o ya bu durum onlar için bir sorun haline gelmiyor. Varsa var, çok şükür. Yoksa yok. Ama burada aklıma gelen şey şu. Bir mütefekkirin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, Müslüman diyor çok çalışmadan kanaatkar olursa dilenci olur. Yani çalışmadan kanaatkar olan. Çok şükür yeter filan ama bir süre kalmayacak. Çalışmadığı için üretemeyecek. Üretemeyeceği için bir yerlerden yardım bekleme noktasına gelecek. Yani devlet olarak da böyle değil mi? Yani üretmemişiz işte Marshall yardımlarına mahkum olmuşuz yani dünya ölçeğinde baktığımız. Ama çok çalışan Müslüman kanaatkarsa üretir ve asla yaltaklanmaz. Kimseden bir şey beklemez. Kesinlikle. İşte orada takıldığınız bir nokta o oluyor. Ama şunu da görüyorsunuz. Koşmak gibi bir dertleri olmuyor. Yani yarın ne olacak? Bu onlar için çok bir mesele haline gelmiyor. Biraz da bundan kaynaklanıyor. Tabii ben en dibini belki tasvir ediyorum ama orta kesim biraz söylediğiniz gibi oluyor. Biraz daha hem çalışıyor sonuçta insanlar bağda, bahçede, tarlada vesaire çalışıyor. Bunlar miskin insanlar değil yani. Bir de şu gözden kaçırılıyor.
Orada bir insanın günlük bir dolar kazanması için buradaki insandan iki kat, üç kat fazla efor sarf etmesi gerekiyor ki bunu da yapıyor. Yani yemek bugün var ama onun o yemek de şundan dolayı var. O adam bir gün boyunca tarlada çalışmış. Yani tamamen yatan mülteci kamplarında genelde çalışma olmadığı için orada bu tablo vardır ama Afrika'nın kırsalında yoktur. Çalışırlar evet. Ama nimetler daha kısıtlıdır diyelim. Başka bir örnek aslında Afrika. Yani bizim kendi şartlarımızda değerlendirmememiz gereken toprak parçaları orada sömürülmüş yüzlerce yıl. Kaynaklar ellerinden alınmış. Ayrı birer vaka olarak aslında değerlendirilmesi lazım ama ya Müslümanın vakarı, çalışma arzusu, Müslümanın kanaatkarlığı, çok kazansa bile kanaatkar olan Müslüman muhteşem insandır. Yani dağları kazanır ama kanaatkardır, dağıtır, başkalarına verir. Ne söyleyeceksiniz Altay? Bir şey söyleyecek gibi duruyorum. Yani sanki böyle bir şey söyleyecek gibi hissettim. Şöyle ben evet. Böyle şey, Gazali merhumun hocam böyle bir nasihat etme tarzı var. Evet. Stili şu, insanın içerisinde zaten kendi isteğinden dolayı bir kazanma dürtüsü var. Yani insan para kazanmak isteyen, hazlar isteyen ve bunun peşinde fıtraten koşan bir varlık. O yüzden bir insanı zaten fıtratının ittiği yönde teşvik etmeye çok gerek yok. Biz insanları kanaat etmeye yönlendirsek adam zaten çalışacak kendisi ve kanaat edecek. Çünkü bu bir artık şeyde son dönemde özellikle son belki 100-150 yılda dünyada bir çılgınlığa dönüştü. Yani ihtiyaçların bir sonu yok. Ben şimdi kızımdan bunu müşahede ediyorum. Tadına bakmadığı hiçbir şeyin ihtiyacını hissetmiyor hocam. Mükemmel bir şey. Şimdi bu kanaatkarlık deyince o geldi aklıma. İhtiyaç evet. Hissetmek biraz arzi bir durum aslında insan için. Rabbim bağışlasın çocuğunuzu. Bizim iktisatta bir cümledir o. İnsan ihtiyaçları sonsuzdur diye. Sonsuz tabii. Değildir. İstekler sonsuzdur. Tabii. İhtiyaçlar sınırlıdır. Ama modern dünya dedikleri dünya, bu çağdaş dünya dedikleri dünya, ihtiyaçları sınırsız hale getirmek için reklam yapıyor. Tabii. Bütün reklamlar istekleri ihtiyaca dönüştürmek için gerçekleştiriliyor. Neden? Üretilenin satılması lazım çünkü. Ve bu manada sadece ihtiyacımız olan ürünlerin dışında pek çok ürün, sayısız ürün ürettikleri için de onları ihtiyaca dönüştürmenin bütün mücadelesini veriyorlar ve bize de çocuklarımıza tabii. Da insanlara da bunu maalesef kabul ettiriyorlar. O yüzden insanın ihtiyacıyla isteği arasındaki dengeyi de bir bilinç olarak kendisine taşıması lazım. Yani bilmiyorum kızınız nasıl davranıyor bu noktada, mesela nasıl bir yol izliyorsunuz? İhtiyaçlarının ve isteklerinin farkında olması için çocuklarımıza gerçekten de bir usulü tatbik etmemiz lazım diye düşünüyorum. Tabii. Çocuğum bu senin ihtiyacındır ama bu ihtiyaç değildir. İsteğin olabilir ama bu olmasa da olur. Tabii. Bu olmadığı zaman olmuyor. Ama şu olmasa da olur'u çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bu noktada özellikle sosyal medya açısından sormak istiyorum. Siz orada çok aktif olduğunuz için. Sosyal medya ihtiyaçları mı, istekleri mi daha çok kamçılıyor? Nedir şu andaki durum? Yani sosyal medya bir evet. Normalde istektir. İhtiyaç değildir. Yani kullanılan platformların çok büyük bir kısmı için söylüyorum bunu işte mesela. YouTube istisnaidir. Evet. Bir faydası olan bir platform ama diğer platformlar şeydir. İstektir. Olmasa insan hiçbir şey kaybetmez. Hatta daha çok mutlu olur. Biz bunları... Sosyal medyanın kendisi böyle değil mi? Tabii sosyal kendisi. Medyanın kendisi ama zarar ama içerik verir. Olarak da daha çok insan ihtiyaçları değil de ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaca dönüştürme platformu mudur bunu merak ediyorum. Bence öyle. Ben çok girmediğim evet. için evet. Bence öyle. Yani örneğin ben çocukken düşünüyorum mesela. Ya bu da bir kaçınılabilir bir durum değil aslında. Şu an vakayı konuşuyoruz. Hani şöyle yapılmalı demekle düzelecek bir duruma benzemiyor. Ben çocukken mesela yani çok da böyle aşırı zengin değildik ama şey düşünmezdim. Ya biz fakir miyiz acaba? Mesela 13 yaşında benim aklıma böyle bir soru gelmezdi. Ama şu an artık bir çocuğun bunu sormaması ihtimali yok. Yani çocuk Amerika'daki bir çocuğun şeyini görüyor, imkanlarını görüyor ve kendisini muhakkak onunla mukayese ediyor. Ama biz yaşadığımızda ben mahallemde, benim çevremdeki 30 çocuktan başka bir çocuk görmüyordum. Onların hepsi yaklaşık benim gibiydi. Şimdi evet. Artık bu kaçınılabilir bir durum olmanın ötesine çıktı. O zaman bizim bunu yönlendirmemiz lazım. Hem bu var hocam, özür diliyorum. Evet. Hem bu var. Bir de buna teşvik etmek de var. Tek yönlü değil. Yani çocuklar oradan görüyor değil sadece. Çocuklar evet. Ona teşvik ediliyor. Özellikle kadınlar üzerinden, gençler üzerinden ciddi bir teşvik var. Eyvallah. Bütün içerik buna göre satmaya, pazarlamaya yönelik zaten üretiliyor. Teşekkür ediyorum. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Televizyon olarak reklam ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Reklam arası verelim, devam edeceğiz.
besleniyor. Dolayısıyla anca evimizdeki bir günlük atığın kokusu gibi bir atık görüyorsunuz. Evet. Onun dışında da tesisimizde zaten bir takım havalandırma üniteleri var. Tesisinde havasını çalışma koşullarına uygun hale getiriyoruz. Personelin ayrıştırma esnasında atıkla birebir teması bulunmamaktadır. Tamamı makineler vasıtasıyla olmaktadır. Ayrıştırma gerçekleştirdikten sonra otomatik balya pres makinamızda basılarak ürün çıkışı gerçekleşmektedir. Yıllık 100 bin ton atığı ayrıştırıp bertaraf ediyoruz. Sevindirici bir de haberimiz var. Biz bu tesisin ikinci etabını da hayata geçireceğiz. İkinci etabı inşa edip yıllık atık ayırma miktarımızı 300 bin tona ulaştıracağız. Karbon emisyonlarından ciddi bir düşüşünde katkı sağlamış olacağız ve ekonomiye ambalaj atıkları ve diğer atıklarımızdan değer sağlamış olacağız. Çevre miras değil, çocuklarımızdan aldığımız emanet. Bu yüzden bunu elimizden geldiğince en güzel şekilde korumamız lazım. Çocuklarımıza güzel günler, güzel yarınlar bırakmak için. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 2011 yılından beri iklimle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İklimi iyileştirme adına, karbon emisyonlarını azaltma adına yaptığımız projelerle katkılar sağlıyoruz. Evlerimizdeki çöpler ilçe belediyelerimiz tarafından çöp kamyonlarıyla toplanıyor. Daha sonra katı atık düzenli depolama sahamıza getiriliyor. Şu an mevcutta katı atık düzenli depolama sahamızdan 13,5 megawatt enerji elde ediyoruz. Ürettiğimiz enerjide yaklaşık 50 bin konutun elektrik enerjisini karşılayacak bir enerji. Şu anki mevcutta görmüş olduğunuz tesis Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İlbank aracılığıyla Gaziantep'e kazandırdığımız bir tesis. Ve şu an gelen atıkların yaklaşık 3'te 1'i bu tesiste ayrıştırılıyor. Bantlarla tesise beslenen atıklar ağırlıklarına, çaplarına, boyutlarına göre çeşitli gruplara ayrılıyor artık. Şimdi çöplerin yanındayız ama hiçbir koku yok. Nasıl oluyor bu? Şu an tesiste atıklar hiçbir bekleme yapmadan ünitelere besleniyor. Dolayısıyla anca evimizdeki bir günlük atığın kokusu gibi bir atık görüyorsunuz. Evet. Onun dışında da tesisimizde zaten bir takım havalandırma üniteleri var. Tesisinde havasını çalışma koşullarına uygun hale getiriyoruz. Personelin ayrıştırma esnasında atıkla birebir teması bulunmamaktadır. Tamamı makineler vasıtasıyla olmaktadır. Ayrıştırma gerçekleştirdikten sonra otomatik balya pres makinamızda basılarak ürün çıkışı gerçekleşmektedir. Yıllık 100 bin ton atığı ayrıştırıp bertaraf ediyoruz. Sevindirici bir de haberimiz var. Biz bu tesisin ikinci etabını da hayata geçireceğiz. İkinci etabı inşa edip yıllık atık ayırma miktarımızı 300 bin tona ulaştıracağız. Karbon emisyonlarından ciddi bir düşüşünde katkı sağlamış olacağız. Ve ekonomiye ambalaj atıkları ve diğer atıklarımızdan... Ramazan devam ediyor. Medeniyet Şehri Gaziantep YouTube kanalında bir başka Ramazan devam ediyor. Sohbet soframız dedik başından beri. Bir arkadaşım bana dedi ki sohbetin sofrası mı olur? Ben de dedim ki sadece bedenin mi ihtiyaçları var? Doyurulması gereken sadece beden midir? Yani ruhun doyurulması gerekmiyor mu? Ruha gıda demiyor muyuz? Musiki ruhun gıdasıdır demiyor muyuz? Sohbet sofrası da elbette ruhumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak bir sofra gibi. Buradan da o kardeşimizi selamlamış olalım. Sorduğu soruya bütün televizyon izleyicilerin huzurunda cevap vermiş olduk. Şimdi Sultan yolun ortasına bir taş bırakıyor. Getiriyor koca bir taşı. Bana da okkalı bir taş yani. Ha, Altay böyle zor. Sen kaldırabilirsin. Ben emin değilim kendimden de. Böyle bir taşı bırakıyor yolun ortasına.
pencereye geçiyor, sarayın penceresine. Bakayım diyor, kim ne yapacak bu taşın karşısında. Tam ortada ama. Vezir-i Azam geliyor. Bakıyor ki yolun ortasına bir taş bırakılmış. Allah Allah diyor ya. Bu taşı kim bıraktı buraya? Bunu yakalayıp filan. Sonra diyor ki ben diyor, yani en iyisi diyor, başkaları da yolun ortasına taş bırakabilir. Sultanla konuşayım. Yolun ortasına bırakılan taşları kaldırmak için bir eleman alalım. İstihdam edelim. Aylık para verelim. Yolun ortasına düşen taşları kaldırsın. Ama taşı kaldırmayı düşünmüyor. Çekip gidiyor. Taş orada. Asker geliyor, saray komutanı. O da diyor ki ya vezirimle konuşayım diyor. Yolun ortasına taş bırakanlara hangi cezayı vereceğimize karar verelim. O da silah olduğu için cezalandırmayı da iyi bildiğinden dolayı onun aklına da ceza geliyor. Kim hangi alanla ilgiliyse aklına oradan cümleler hücum eder çünkü. O geliyor, bu geliyor derken saray dalkavuğu geliyor. Bildiğimiz işte yaltaklanmayı yapan, az önce konuştuk ya, dalkavuk, saray maskarası geliyor. Bakıyor yolun ortasında taş, aa diyor, taklalar atıyor taşın etrafında. Sultanıma gideyim, anlatayım, yolun ortasına düşmüş taş, düşseydi yarardı baş falan diye o manzume müteşayir tipiyle taklalar atıyor. Şimdi ben bunu bir konferansımda anlatırken bir öğrenci kalktı dedi ki hocam sarayda dalkavuğun işi neydi? Ben bu padişahlara da çok kızıyorum. Yani dalkavuklara para veriyorlarmış. Ben de ona dedim ki delikanlı, ben de böyle zannederdim. Ben de sultanlara kızıyordum. Ama Allahu alem, rivayet edilir ki Harun Reşit de onun en çok itibar ettiği kişilerden birisi arasında şöyle bir Behlül-i Dana'dır, o danışmanıdır. Konuşma geçiyor. Behlül-i Dana kendisine danışmanlık yapıyor. Başlıyor danışmanlığa. Bir gün bakıyor ki dalkavuğa para veriyor Harun Reşit. Eteğini tutuyor. Vay halifem, senden iyisi yok deyince para veriyor. Halifem ne kadar güzel baktınız, gökyüzü bile bakışınızla güzelleşti filan, para veriyor. Behlül-i Dana çekip gidiyor. Behlül-i Dana'nın gidişini duyan Harun Reşit nerede Behlül diye sorunca diyorlar ki gitti, sizin dalkavuğa para vermenize kızdı ve gitti. Çağırıyor, diyor ki niye gittin? Ben diyor kendisine yaltaklanan, dalkavukluk eden birisine para veren birine danışmanlık yapmam. Çünkü önce bunu terk etmesi lazım. Harun Reşit de diyor ki dur ben sana anlatayım bunu niye yaptığımı. Yani konferansta anlatıyorum çocuğa, delikanlı kardeşimize. Diyor ki bak diyor, ben buna para veriyorum. Ben bunu aldım, çağırdım. İyi dalkavukluk yapar mısın dedim. Çok iyi yaparım dedi. Bak yaltaklanmayı iyi becerebilir misin? Benden iyi kimse yapamaz. Hatta birkaç kişi de çağırdım. Bu en iyisi buydu. Dedim ki bak ben sana her dalkavukluğunda para vereceğim. Ama diğerleri bana dalkavukluk yapmasın diye. Sarayda birisi bana dalkavukluk etmeye çalışınca diyorum ki bir dakika, senin işin değil o. Bak benim burada dalkavuğum var. Ben buna para veriyorum. Bana paralı dalkavukluk yapıyor. Sen dürüst ol. Sen dalkavukluk yapma. Bunu anlatınca delikanlı dedi ki hocam dedi, bu boyutunu bilmiyordum. Dedim delikanlı, ben de bilmiyordum. Bak şimdi mesela benim ülkemde değil mi? Böyle bir değerlendirme yapsak, norm kadroları çıkarsak kurumlarımızda pek çok yerde muhtemelen dalkavukluk kadrosuna ihtiyaç olacak. Pek çok yerde ilan etmemiz gerekecek. Çünkü bu kötü bir davranış ama bu var. Bu var. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Neyse dalkavuk gittikten sonra kim geliyor? Köylü vatandaş. Sırtında eşya küfesi. Geliyor bakıyor yolun ortasına taş düşmüş. Koca bir taş. Eşya küfesini bırakıyor, sepetini. Efendimiz Peygamberimiz buyurdu ki sadakanın cüzlerinden birisi de yolun ortasına düşmüş taşı kaldırmaktır. Ya Allah bismillah diyor. Taşa sarılıyor sağa sola derken zorlansa da taşı kaldırıyor kenara. Sultan hala orada izliyor. Bakıyor bir kese. Allah Allah diyor. Kesenin ne işi var taşın altında? Keseyi alıyor, açıyor. Bakıyor altınlar. İyice şaşırıyor. Sonra bakıyor bir not var. Sultan şöyle bir not yazmış. Bu kesedeki altınlar elini taşın altına sokmayı becerebilenler içindir. Bu meşhur deyim, elini taşın altına sokma deyiminin kaynağı olan kıssadır bu. Şimdi buradan şunu konuşalım. Taş sadece yolun ortasında mı? Hafızalarda yok mu? Yüreklerde taş yok mu? İnançlı anlayışlarda taş yok mu? Davranışlarda taş yok mu? O kadar çok taş var ki. Mesela İstanbul'da mı yaşıyorsunuz bilmiyorum. Evet. İstanbul'da, siz de İstanbul'da. Erzincan. Öyle mi? Erzincan'da mı yaşıyorsunuz? Harika ya. Erzincan'da da var mıdır bilmiyorum. Muhtemelen vardır. İstanbul'da bir piknik yerine gittiğinizde piknik yapan kimselerin bıraktıkları poşetlerden pikniğe yer bulamıyorsunuz.
Ben çokça şahidim buna. Atıklarla dolu her yer. Taş her yerde var. Bunu konuşalım istiyorum. Bu taşları temizlemek için neler yapabiliriz? Sizin aklınızdan geçenler neler? Yani bu şey gibi oluyor hocam. Bütün kötülükler aslında bir çeşit taş gibi ele alınabilir. Yani evet. İnanç esaslarıyla alakalı olabilir. Ne bileyim herhangi bir kötülük. Doğru. Yani burada şey oluyor hocam. Yani herkes mizacına göre, fıtratına göre yapabileceği işi yapmalı noktasına geliniyor aslında. Bir de insanların hakikaten taşı kaldırmadıkları konularda konuşmamaları gerekiyor. Yani bir işi yapmadan o işi konuşmakla ilgili güzel bir şey olmuş bu kısa. Bir taşı kaldırdığınız zaman kaldırdıktan sonra konuşmaya konuşabilirsiniz. Hak sahibi olabilirsiniz. Evet. Doğru olmayanın doğruluğu söylemeye hakkı yoktur derdi Yaşar Kaplan. Allah rahmet eylesin. Bir anlamda bunu söylemiş oldunuz. Hocam mesela sahabe dönemini hayal etsek. Hı. Hazreti Ebubekir'in mesela bir vaaz kürsüsü var mıydı bildiğimiz? Yani insanlara vaaz ettiği, cumadan başka bir yer var mıydı? Ben bilmiyorum, hiç duymadım. Hazreti Ömer'in yok vaaz kürsüsü. Bu sahabileri çok büyük yapan şeyler vaaz kürsüleri değil. Yani bunlar lisanla bir şeyler anlatmıyorlar. Onlarla ilgili bizim bildiğimiz aslında şu an vaaz edilen üzerinden şeylerin hepsi onların yaşayışlarıyla alakalı. Evet. Ya bu insanların yürüyüşleri vaaz. Yaptıkları fiillerin hepsi vaaz. O yüzden bir taşı bir yerden bir yere kaldırmadan onun hakkında konuşmak mesela bana ar veriyor. Ben o yüzden kolay kolay şey yapmam mesela. Vaaz. Ama ben sizden anladım ya, söylediklerinizden anladığım şu, davranışlarımızdaki taşlar. Tabii. Yapmadığımızı söylemek. Benim işim öyle. Yani eğer biz bir şeyi yapıyorsak, söylüyorsak bu tesir eder. Tabii. Ama bir şeyi anlatıyoruz, nasihat ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz ama kendimiz yapmıyoruz. Rabbim şahit. Mesela kendimdeki kusurlara bakıyorum bazen. Bugün bu metinleri hazırlarken bir şey yazacaktım buraya. Yani bir beyit yazacaktım. Beyitte güzel bir eleştiri vardı. Baktım zaman zaman bende de ortaya çıkan bir şey. Yazamadım. Elim gitmedi buraya. Ha çok vahim bir şey mi? Değil. Ama yani bir kusur var. Baktım ki o kusur bende de zaman zaman tezahür ediyor. Dedim ki yok Nurullah, sen bunu buraya yazmayacaksın. Bak sende de tezahür eden bir şeyi oradan söylemenin bir anlamı yok. Not ettim. Masamın üzerine not olarak yazdım. Bunu bir daha yapma ki bu beyti paylaşabilesin. Yoksa paylaşamazsın filan dedim. Siz ne diyorsunuz efendim? Ben de oradan zahir tarafına geleceğim işin. Ben yani 30 yaşına kadar o taşı her gördüğümde bu taş burada neden duruyor diye şikayetlendim. Hep birinin o taşı kaldırmasını bekledim. Suçu amirlere attım, kurumlara attım, vatandaşlara attım. Hep bekledim ki bence bu taş burada olmamalı ama kaldırmak hiçbir zaman aklıma gelmedi. Veya kaldırması gereken kişinin ben olduğunu hiç düşünmedim. Ama 30 yaşından sonra fark ettim ki o taşı benim kaldırmam gerekiyormuş. Ondan sonra zaten hayatımda da bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra evet bu taşı kaldırabildiğim kadar, Altay Hocam'ın değindiği nokta o biraz, kaldırabildiğim kadarıyla en azından benim kaldırmam gerekiyor. Yani bunu başkasının şeyine bırakmamam gerekiyor. Çünkü anladığım kadarıyla dünya böyle ilerliyor. O ona, o ona, o ona bırakıyor. Evet. Aynı sizin hikayede olduğu gibi. Oysa ilk kaldıran, belki ilk gelen ben olmalıydım. 30 yaşına kadar bekledim. Baktım ki taş kaldırılmıyor. Orada demek ki o görev benim görevimmiş diye kendimce bazı o taşları kaldırmaya başladım. Estağfirullah. Mesela, ayeti celle'de şey diyor işte, ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefalun. Ey iman edenler, neden yapmadığınız şeyleri konuşuyorsunuz? Söylersiniz. Tabii. Değil mi? Herkes evinin önünü temizlese kirli tabii yer mi kalır meselesi. Keburamakten diye devam ediyor. Bu büyük bir tabii günahtır diye devam ediyor. Bu aslında yani bir sonraki sorunun da cevabını da almış oldum. Şöyle bir soru daha vardı. Günümüzde tebliğ dili nasıl olmalı? Bir anlamda sizin açılımınız ona ben, da hocam, yol bizim, açtı. Hatta evet, şöyle de bir şey daha açabiliriz. Yani bizde Müslümanlar arasında şöyle bir algı var. Yani bir şeyi söylemenin onu tebliğ etmek olduğuna dair bir şey var. Bu çok doğru değil. Yani ben mesela sahabe, eğer bizim örneğimizse, benim sahabede gördüğüm şey sözle bir şeyleri tebliğ etmek değil. Tebliğ bir şeyi ulaştırmak demek. Yani ben şimdi yaşayarak ulaştırmak. Şimdi ben atıyorum sosyal bilimler çalışıyorum ve gençlere işte psikiyatri anlatmaya çalışıyorum. Müslümanlar da şunu görüyorlar. Ya gerçekten bir Müslüman psikiyatri bilebilir. Benim bunu söylememe gerek yok. Hadi gençler psikiyatri çalışın filan dememe gerek yok. Zaten görüyor. Yani çalışıyorum. Ve her sahada böyle insanlar yaptıkları işi konuşsalar çok daha sempatik bir kitle olarak görünür Müslümanlar. Anladım. O zaman yani Erhan Bey'e geçmeden sorayım. Sosyal medyanın tebliğ dili peki nasıl olacak? Orada biz nasihatten ziyade yaptığımız şeyleri mi tabii insanlara işi ulaştırmamız göstereceğiz hocam gerekiyor? Tabii ki. Yani şimdi ben sosyal medyada uyurganlık yerine faaliyet icrasının gösterilmesi hocam, mi? Bizim şöyle, ben şöyle bir sözüm var. Bu çağda doğmanın şöyle bir avantajı var.
bir boşluk doldurmak istiyorsan her yer boş olduğu için yaptığın her yer bir her iş bir boşluğu doldurur. Yani şu an herhangi bir iş yapıp onunla insanların ön plana çıkması lazım. Vaazla bir yere kadar. Anladım. Bir noktaya kadar. Bu önemli çünkü o kadar çok vaaz ediliyor ki yıllardır değil mi? Camilerimizde, hocalarımız gittikleri her yerde o kadar çok vaazlar ediliyor ki ve o kadar güzel şeyler anlatılıyor ki ama bu gerçek hayatla buluşmayınca figür oluşmuyor. Mesela siz sosyal medya için oradaki yapılan çalışmalar için bir figürsünüz. Yani sizin yaptıklarınıza bakarak çocuklar sizin yaptıklarınızı yapmaya meyledebilirler. Bakın güzel çalışmalar yapıyor. Ya da Erhan Bey'in yurt dışı çalışmaları, Afrika çalışmaları vesaire. Bakın figür olmak son derece önemli. Siz onları yapmasanız, bulunduğunuz yerden nasihat yazıları yazsanız sadece. Bu kadar etkili olur mu? Olması mümkün değil. Hatta vaaz eden de bir vaaz etme figürü oluyor hocam. Öyle ona mi? Bakan vaaz etmeye özeniyor. Yani her söylediğini yapmaya değil, vaaz etmeye özeniyor. Evet, evet. Şimdi biz bir programımızda harf konuşuyoruz. Yani her programımıza denk düşen bir harfimiz var. Tevafuk, yani bugüne de S harfi denk düştü. Bunlar önceden yazılmış kelimeler. Şöyle söyleyeyim, yani bugün Altay Cem Meriç ve Erhani Diz geliyor. Onlarla hangi kelimeyi konuşayım filan diye tespit etmiyoruz. Önceden kağıda yazmışım ben. Bugün konuşacağımız S harfi, S harfinden de siret ve suret. Sin mi sat mı? Ve değiştirmiyoruz onu. Dolayısıyla bugün siretle suret üzerine konuşacağız. Dediğinizi tam anlayamadım. Sin mi sat mı dedim hocam. Ha, siret evet. Sinle, suret sinle. Satla. Anladım. Şöyle bir beyti var Faik Reşat Bey'in. Diyor ki, tevazu ehline alemde herkes serfuru eyler. Durur seccade yerde, lik halkın secdegahıdır. Alçak gönüllülere dünyada herkes baş eğer. Alçak gönüllüye baş eğer diyor. Seccade yerde durur ama halkın secde yeridir. Yani seccadenin yerde olması bir nakıslık, bir noksanlık değildir. Seccade oradadır ama senin başın o seccadeye giderek secde ediyor. Alçak gönüllü olun diyor. Kibirli, gururlu olmayın. Bu manada Cenab-ı Peygamberi tavsif eden, vasıflandıran Fetih suresinin 48. sure biliyorsunuz. 29. ayet var. Muhammed Allah'ın elçisidir diye. Onun elçilik vasfını öne çıkaran bir ayet var burada. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kafirlere karşı çetin. Siretimizi belirliyor. Yani nasıl davranmamız gerektiğini. Kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Suret. Yani siretten surete geçti ayet-i kerime. Sireti anlattı, sonra yüzlerinde de nişanları vardır secdeden diyor. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. Tevrat'ta Cenab-ı Hak bizi böyle anlatmış. Hazreti Muhammed'le beraber olanları. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ziraatçilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Siret ve suret. Mesela bu ayet-i kerimeyi ben hemen kelimeyle ilgili olarak hatırladım. Dedim ki Rabbül Alemin peygamberimizi anlatıyor. Onunla beraber olanları siretlerine ve suretlerine dair işaretler veriyor bize. Şimdi şöyle bir soru aklıma geldi. Ayet hem siret hem de secde ve suretten bahsediyor. Secde insanın sahih özgürlüğüdür diyor. Allah'a secde edince hiçbir şeye secde etmiyorsunuz artık. Özgürlüğü. Alçak gönüllü olmayan, mağrur, kendisini üstün kabul eden ve başı dimdik olan gerçek manada özgür müdür? Ya da secde insanın suretini ve siretini etkiler mi? Bunu biraz etkiler. Konuşalım. Evet. Yani şöyle, buradaki tabii ki secdenin mutlak bir secde olduğunu varsayarak konuşuyorum. Kabul ederek tabii yani ki. Mutlak bir secdede evet. Yani bu secde şu imajı verir insana normalde. Kibir nedir? Nefsani bir histir. İnsanın nefsini doldurmasıdır. Bu nefsi artık ben buna kulluk etmiyorum. Allah'a kulluk edeceğim. Kendi nefsime de kulluk etmiyorum manasını verdiği için evet içerir. Yani kendi nefsini ezmeyi falan içerir ki zaten aslında bizim klasik literatürde şöyle bir şey var. İmam Nevevi'de falan okumuştum ben bunu. Toprağa secde etmemeye eskiler şey görüyor. Bir insan burnu kirlenmesin, toz olmasın, alnı toz olmasın diye toprağa secde etmiyor da halıya secde ediyorsa bu mekruh addediliyor mesela. Hmm. Çünkü o tevazu yani insanın yüzünü toprağa
toza toprağa bulayacak ki şey olsun. O zelilliğini hissetsin komple. Bu kadar incelik düşünülmüş tabii, yani. Tabii. Vardır. Evet. Tekebbür için yaparsa bunu şeydir, mekruhtur yani. Evet. İslam'ın sireti, yani insanın huyunu. Çünkü siretin mesela manasına baktığımızda unutmamak için tercüme-i hal manası da var. Yani biyografi anlamı da var siretin. Hayat hikayesi anlamına da geliyor ama huy, seciye, karakter. Bu manada İslam huyları değiştirir mi? Siz ne dersiniz? Hocam istiyorsanız etimoloji olarak en başından başlayayım. Ne güzel olur. Hatta dilimizde siretin suretine uymamak diye bir deyim de var. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Siret bir kişinin ahlakı, davranışı. Tabii. Suret ise yüzü. Yani karakteri, sireti suretine uymamak, görünüşüyle davranışları birbirine uymayan, yaptıklarıyla söyledikleri birbirine uymayan kişiler için kullanılıyor. Tabii Altay Hocam biraz şeyden, tam bir secdeden aslında örnek verdi. Ben ise işin biraz daha psikolojik din boyutuyla ele almak istiyorum. Yani psikolojik dinden kastım şu. Bazen bu bizi kibre de götürebiliyor. O bahsettiği aslında bir önceki sorunuz tebliğ temsiliyle olur mevzusu da aslında buna çok uzak değil. Yarım bir secde bazen insanı tamamlanmış hissettiriyor. Bunu çokça görüyorum. Bir hocamız bahsetmişti özellikle psikolojik din diye. Bu psikolojik din bizim bazı şeyleri, yani o ibadetlerin bazılarını yapmamız bizi tamamlanmış hissettirip bir şeye götürebiliyor, bir kibre götürebiliyor. Bu yüzden çoğu zaman şunu düşündüm. Yani yarım bir tevazu, yarım yani olmamış böyle tam kendini tam hissetmeyen böyle bir yarımlık, böyle kendini ya ben oldum dediğin bir tamlıktan, tırnak içinde o ibadeti yapıyorum artık bu tamam dediğin halden daha iyi geliyor bana. Bir de işin bu boyutu hep benim anladım. Aklıma takıldı. Yani ben çok mütevaziyim filan. Tabii tabii. Veya ya ibadetlerimi yapıyorum. Yani, bakın işte benim. Evet, secde ediyorum. Riya, yani riya. Evet. Hayır. Riyanın olduğu yerde zaten hiçbir şey sanmıyor. Riyadan ziyade şey kendine demek. Sadece. Ya ben çok şükür secde ediyorum. Kendi içinde bile bu bir tamamlanma hissi oluşturuyorsa ondan sonra bir kayma başlıyor. Tabii biz geliyor. Çünkü mağfireti Allah'tan bekleriz. Secde ettiğimizden değil. Ne namazımıza güveniriz, ne orucumuza güveniriz. Allah'ın rahmetine güveniriz. Sonra güven geldiği anda birden evet. O tamlık bir şimdi yarımlığa hani dönüyor. Daha önceki bölümde hocam bir şey söyleyecek gibi duruyorum ama az önce söyleyecektiniz. Bir şey kaldı. Ben mi? Evet evet. Hocam benim, sohbet soframız benim kafam ya. Uçuştuğu için muhabbet muhabbet olsun ya yani. Şöyle, o riyakar tevazu gibi evet. Şey yaptım. O riyakar tevazu da aslında bizim şey merhum İmam Gazali mesela çok şey anlatır. Ya bu tevazunun fazlası kibirdendir diye halk arasında meşhur. Evet, evet. O şu maksatlı çoğunlukla yapılan bir şey. Ya ben sen biliyorsun bende bu fazilet var ama ben yokmuş gibi davranacağım. Sen diyeceksin ya ne tevazulu adam ya çok süper bir adam. Hani ben kendimi övmeyeceğim sen beni öveceksin bu sayede. İşte bu önemli. Tabii. Çünkü bu da çok büyük bir tehlike. Tabii çünkü sahabe arasında var hocam evet. Mesela Abdullah İbni Mesud çıkıyor mescide sahabelerin mescidine. Şu Kur'an diyor benden iyi bilen bir adam olduğunu bilsem gider ondan öğrenirim diyor. Anlatan tabiinden muhtemelen diyor ki hiç kimse itiraz etmedi ona. Yani herkes biliyordu en iyi onun bildiğini. Kur'an'ı en iyi ben biliyorum demiş. Çünkü en iyi o biliyor gerçekten. İnsanlar onu övsün diye şey yapmıyor. Riyakar bir tevazu içine evet. Girmiyor. Evet. Şimdi çok güzel bu söylediklerinizle ilgili beyti okuyorum. Şaşıracaksınız. Diyor ki Fuzuli. Bakın biz sizinle konuşmadık değil mi? Bu beyti buraya almak için sizinle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadım. Ama söylediklerinizin beytini okuyorum. Diyor ki Fuzuli, kemali hüsnü meşrep ari olmaktır taarruzdan. Riya ehline hem çok itiraz etmek riyadandır. Manası şöyle. İyi huyun olgunluğu saldırıdan uzak olmaktır. Taarruzdan. Ya birilerine saldıran, sürekli hücum eden, onu karalamaya çalışan, ona bir şey söyleyen, birine laf yetiştirmeye çalışan, sürekli üstte olmayı maharet zanneden, ya ben bir şey söyleyeyim, Altay bir altta, Erhan da bir gitsin filan. Bu adam bunu yaptığı zaman diyor asla iyi huy sahibi olamaz. Böyle bir tipin iyi huylu olması mümkün değil. Halbuki bunun karşılığı şudur. Ya öyle bir şey yapayım ki Altay mahzun olmasın, mahcup olmasın. Erhan kimse mahcup olmasın. Hepsi mutlu olsun. Ya yani ben kimseye mutsuzluk kaynağı olmayayım. Bunun karşılığı bu. Bu iyi huyluluk. Kötü huyluluksa ben hep üstte olayım. O yenilsin, öbürü mağlup olsun. Taarruz. Fuzuli'ye şerh düşeyim mi? Düş. Bitireyim ondan sonra. Altay diyor ki devamında iki yüzlüleri çok eleştirmek de iki yüzlülüktendir. Tamam.
Buyur, şerhini alalım. Şerh şey hocam, az önce okuduğumuz ayet var ya, eşiddâ alel küffâri ve ruhamâ beynehum. Onlar işte şeye karşı, atıyorum İslam düşmanına karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Bu üste çıkma mevzuunda bizim cedel ekolünde, özellikle kelam ekolünde şey vardır. Biz tartışırız, yeneriz, kazanırız. Çünkü şimdi ben de buraya girdim gibi oldu biraz. Ben tartışırım çünkü. Ben severim cedeli. Hayır, tartışmak ayrı bir şey. O bu kapsamda değil. Nefsimi aldım yani. Tartışırken şunu diyorsanız size hitap eder. Ya ben bir şey söylüyorum, bir şey anlatıyorum. Buna kimse itiraz edemez. Bu karşı çıkamaz. Böyle bir derdiniz olmaması lazım. Yani benim bildiğim Altay'ın böyle bir derdi yok. Bunun söylediği bu. Taarruz dediği bu. Ben kazanayım da ne olsun? Ha, ne olursa olsun. Anladım. Buradaki bu. Ya ben kazanayım da. Ne olur? En son o da mı yetmedi? Yumrukla kazanayım diyen adam. Aslında bu. Ve diyor ki ikiyüzlüleri çok eleştirmek de ikiyüzlülüktendir. Mesela ben zaman zaman bilsem yani şu kişi ikiyüzlü, şu kişi kendisinin kulağına bile zor söylerim ki aman ha. Kimsenin yanında onunla ilgili konuşmam. Çünkü onu da mahcup etmek bizim hakkımız değil yani. Ona dahi usulünce söylememiz lazım. Bende varsa da beni kimse mahcup etmemeli. Usulünce bana söylemeli. Bak şöyle bir hatan var. Benim işte Sadık Öncül diye bir arkadaşım var şimdi, profesör Sivas'ta. Bir gün beni çağırdı. Üniversitede öğretim üyesiyim. Dedi ki bir gelir misin? Gittim. İçeri girdi, kapıyı kilitledi. Hayırdır dedi. Dedi sana dedi hatalarını sayacağım. Hay Allah senden razı olsun dedim. Say. Saydı. 1, 2, 3 notlarımı aldım. Kalktım, sarıldım. Rabbim sana iki can saadeti versin. Bana hatamı söyleyen adam ne güzel adamdır. Çünkü benim iyi olmamı ister. Bu manada söylemek başka. Ama şu var ya iki yüzlü, şu da iki yüzlü. Sen zaten gıybet yapıyorsun bir. Ya başkalarının iki yüzlülüklerini durmadan söyleyen de iki yüzlüdür diyor. Bu da iki yüzlülüktendir diyor Fuzuli. Şimdi asıl meseleye gelelim. Siretin hayat hikayesi kısmı. Programımız bir araya tekrar gideceğiz ileride ama sonra devam edecek. Bitmediği yerde de devam ederiz. Sizin bana konuk olacağınız bilen kardeşlerimizden bana mesajlar geldi. Altay Cem Meriç şu hayat hikayesini bir anlatsın. Nereden geldi, nasıl oldu, bu işlere nasıl, bu noktaya nasıl ulaştı merak ediyorlar. Sizden de alacağız. Ya ben hocam normalde Ankara'da doğma büyüme. Evet. İşte liseyi de Ankara'da okudum. Üniversitede Konya'ya gittim. Konya'da bir sene civarında bir ateist oldum. Normalde muhafazakar bir ailenin çocuğuyum ben. Evet. Yani. Bir sene ateist oldum. Sonra Müslüman oldum. Bunu merak ediyorlar yani sizden bizatihi bu programda anlatmanızı. Evet. Sürecim komple mi? Yok şöyle bir kısa özetleyerek tamam. Yani. Bir 5 dakikamız var o 5 dakikada anlatalım. Ondan sonra Müslüman oldum. Müslüman olduktan sonra da böyle İslami ilimlere acayip bir heves oldu içimde. İşte Arapça öğrendim. İslami ilimleri belli düzey tahsil etmeye çalışıyorum. İşte zaten sosyal bilimler ondan önce de okuyordum. Evet. Bir 4 sene önce de YouTube'a girdim. Bir YouTube'a girdik. Normalde ben kitap tahlili yapıyorum. Hı hı. Yani kitap tahlili yapmayı seviyorum ama şey oldu. YouTube bizi böyle ortada taş gördük deyim yerindeyse. Bir cedel şeyinin içine itti. İşte normalde beni şöyle tanırlar. İşte ateistlerle tartışıyor, deistlerle tartışıyor. Öyle tanırlar. Altay o cümleye bir daha dönelim. Ortada taş gördük. Kaldırmamız gerekiyor. Kaldırmamız gerekiyor. Ne güzel. Devam edelim. O işle uğraştık. Buradan da tanınır olduk daha çok. Hı. Yani yaklaşık YouTube açtıktan 1-1,5 sene sonra ben buna başladım tartışmaya. Çünkü çok gençlerden geliyordu soru işte ya hocam işte 40 yaşında veya insan yazıyordu ki benim oğlum işte ateist oldu çok üzülüyorum ağlıyorum. Bir sorularına cevap verir misiniz diye binlerce şey geliyor cevap soru geliyor. Hepsini evet. Tek tek yazamıyorsunuz. Bu sefer ben aldım böyle meşhur kitaplarını tenkit ederek video çekmeye başladım. Bu şekilde tanınır olduk yani işin aslı. Böyle bir hikaye oldu. Böyle bir hikaye. Allah bundan sonra da yaptığınız çalışmalara bereket versin amin. Kardeşim. Amin. Allah razı olsun. Hayır yaparsanız sadaka-i cariyeniz olur. Eyvallah. Hayırsızlık yaparsanız ahirette karşınıza olumsuz olarak çıkar. Sizinle alakalı gelen mesajlar hayırlı bir iş yaptığınız noktasında beni fazlasıyla ikna etti. Eyvallah. Allah yolunuzu izninizi açık etsin. Amin. Güzel işler amin. Yaparsınız. Erhan Bey'den de şöyle bir kısa özet dileyelim. Ondan sonra araya gideceğiz. Ben de uzun yıllar muhabirlik evet. yaptım. Son 8 yıl insani yardımda geçti. Şimdi hem insan hikayeleri anlatıyorum, iyiye yönlendirecek hikayeler. Bunları gittiğim yerlerde toparlayıp insanlarla paylaşıyorum. Bir diğeri de kelimelerin hikayesini, orada da onu da etimolojide paylaşıyorum. Benim de özetle böyle. Ama biraz şeyden alalım, yani ben kendi hayatıma da biraz benzettim. İşin başlangıcında o çalışmanız, okuma zorluklarınız vesaire bir takım şeyler var. Onları da bir kısaca bir özetleyelim. Açıkçası Van'da doğup büyüdüm. Evet. 23 yaşına kadar üniversite okumayı hiç düşünmedim. Üniversiteden nefret ediyordum. Ama mecbur kaldığımda sınava girdim. Bir öncesinde barajı aşamamıştım. Sonra ilk bine girdim Türkiye'de.
İstanbul Üniversitesi'ne gittim. Türkçe öğretmenliği bitirdim. Evet. Sonrasında anlatalım yani bunlar önemli. Evet. Sonrasında bir yardım kuruluşuyla tanışınca artık hep içimde şu vardı açıkçası. Yani o buhran vardı. Ateist oldum dedi. Ben ateist olamadım. Hatta öyle bir şey yazıyorum şu anda. Neden ateist olamadım diye. Çok buhranlı bir o zaman. Çok bir dakika Erhan'cığım ya. Ya çok güzel bir program oluyor. Bak şimdi Altay bir yazı yazsın. Neden ateist oldun? Sonra niye Müslüman oldun? Sen de niye olamadım? Neden Müslümanım diye harika bir şey olur. Devam Çünkü hakikaten o boşluk özellikle şu andaki gençleri çok evet. iyi anlıyorum. Bir özellikle benim gibi televizyon karşısında sizin hikayenizi az çok biliyorum o köy odalardaki. Evet, benim evet. öyle bir şansım olmadı. O şans olmayınca televizyon karşısında büyüyorsunuz. Televizyon size hangi hikayeyi anlatıyorsa sizin esas hikayeniz, temsilleriniz, Batı ne söylüyorsa o oluyor. Öyle büyüyorsun ve sonra fark ediyorsun ki ya bu evet. benim hikayemle çok uyuşmuyor. Benim kırılmalar ondan sonra başladı. Sonra hep gitmek istedim. Sağ olsun bir insani yardım derneğiyle yurt dışına gittiğimde artık zannediyordum ki şimdiki gençler gibi gidersem kurtulurum. Gittim, her şey en başından başladı. Peki kaç ülkeye gittiniz şu ana kadar? 26 ülke oldu. 26 ülke. Evet. Sadece Afrika tarafına mı gittiniz? Hayır, Afrika genelde Asya. Nereler mesela bunlarla ilgili bir yani, bilgi verelim. Kosova, üst Balkanlar Makedonya, o zaman. Hem Balkanlar, Asya, Moğolistan, Afganistan, Malezya, Pakistan, İran, yine aşağıda Lübnan, Suriye, Afrika'da 4 ülke. Yani evet. toplamda 26 ülke. 26 ülke. Asya yardım maksadıyla mı hep gittiniz? Bazen yardım maksadıyla, bazen gidip kendim görmeye çalıştım. Hmm. Bazen farklı derneklerle gittim. Yani genelde o özellikle o bölgelerde kalan Türkler, Türk topluluklar, onlarla evet. biraz iletişim kurmak, ne yapıyorlar, onların hikayelerini dinlemek. Bahsettiğim iyilik hikayeleri de biraz böyle insan hikayeleri, Anladım. İyilik hikayeleri. İnsanları o özellikle sosyal medyadaki kötülüğe karşı iyiye yönlendirecek hikayeleri yaymaya çalışıyorum. Bir iyilik hikayeleri yayınlanmıştı kitap. Onu biliyor musunuz bilmiyorum. Ha, Ersin yok. Karaca'nın moderatörlüğünde ya da Denk onun rehberliğinde, editörlüğünde tavsiye ederim iyilik hikayeleri ya. Diye. Çünkü sizin hikayenizin içinden o hikayelerle bütünleşecek şeyler var yani öyle düşünüyorum. Eyvallah. Ben de o zaman şöyle söyleyeyim. Depremde bir iyilik yolculuğuna çıkmıştım. Deprem boyunca bütün yapılan iyilikleri anlatmaya çalıştım ben. Evet. Şimdi bunlar da inşallah bir kitap olacak. İnşallah. Ne güzel. Hadi bakalım. Şimdi bir araya gideceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum bu bölüm içinde. Güzel şeyler söylediniz. Evet değerli dostlar, araya gidiyoruz. Aradan sonra beraber olacağız. Muzaffer Ceylan hocamızla geri döneceğiz. Muhabbetle selamlıyoruz hepinizi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ediyorum. Selat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Rabbimden niyazım bu selamı ona ulaştırmasıdır. Allah'ın rızası sahabelere olsun. Cenab-ı Hak memnuniyetini onlara karşı kat kat arttırsın. Cenab-ı Allah müminlere rahmet etsin, yardım etsin, mağfiret etsin. Hepimize bu kutlu, bu zorlu yolda yardımcımız olsun. Kâri'a suresinde dünya ve içindeki her şeyin yok olacağı haberini aldık. Her bir davranışımızın miskal zerre kadar da olsa, zerre ağırlığınca da olsa mizana geleceğini ve akıbetimizi belirleyeceğini anladık. Bu surede ise Cenab-ı Allah sizi en çok oyalayan şeylerin ne olduğuna dikkat çekiyor. En çok oyalayan şeyler neler sizin için? Hepimize bu uyarıyı yapıyor. Ve dünya hayatını aslında özet bir anlatımla, bir iki kelimeye, cümleye sığacak şekilde, mucizevi bir şekilde bize izah edecek. Konuşulduğu zaman her birimizin neden bahsettiğini anladığımız ifadelerle, yalın, sade, anlaşılır, herkesçe bilinen ifadelerle Cenab-ı Hak
bizi ayartan, yoldan saptıran, bizi insan olarak değerlerimizden mahrum eden, kurduğumuz insani bağların koparılmasına yol açan dünya hayatı ve cazibelerini anlatacak. Bakalım bu surede neler var? Önce surenin ayetlerine girmeden dünya hayatının hayatımızdaki yerini, bizim gönlümüzde, zihnimizde yer tutan değerini, konumunu bir değerlendirmeye alalım. Bir gözden geçirelim. Kur'an bize iki hayat modelini anlatır. Dünyaya yaklaşımda iki farklı yaklaşım biçimini bize öğretir. Birisi küfür, şirk, zalimler cenahından dünya hayatı, diğeri ise aklı kendisine, vicdanı kendisine ve vahyi kendisine rehber edilen insanların algıladığı dünya hayatı. İşte bu iki hayatı anlatan, bakın Câsiye suresinde 23 ve 24. ayetlere bir bakalım. Ne diyor Cenab-ı Hak? Eraite, baktın mı, görüyor musun? Evet, bir şeyi görmeye çağırmak, o şeyi tefekkür etmek, inceden inceye gözden geçirmek, detayları ıskalamadan önemsemeyi gerektirir. Seslenen Allah, seslendiği onun yarattığı bizleriz. Ve diyor ki Allah, eraite, ey sen, ben kalabalıklara konuşmuyorum. Bu konu öyle ehemmiyetli ki seni muhatap alıyorum. Tek başına seni. Her şeyden kendini soyutla, şimdi kendi kendini bana muhatap et. Bir mesajım var sana. Eraite, men ittehade ilahehu heve. Kendi arzularını, isteklerini, canım çekiyor şeklinde ifadelerle ilah edinen, bunu rehber edinen, bunu kayıtlayıcı kılan, bunu belirleyici kılan kimseleri gördün mü? Adamın hareket noktası, onu sevk eden amin ne? Arzular. Niye yapıyorsun? Canım öyle istedi. Bu şekilde gözü karaca, hevesinin, arzularının, keyfinin peşine düşen kimseleri gördün mü? Aslında bu peşine düşme biçimi, bu şekil hırslı kendi arzularının yanında durma tavrı, arzuları, hevesleri, hevayı ilah edinme tavrıdır. İlah edinen kimseyi gördün mü? Böylece olan bir kimse artık aklı, vicdanı bir tarafa bıraktığı için insani olan yoldan sapmaya uğrar. İnsani değerleri kaybetmeye maruz kalır. Allah-u Teala onu saptırır. Çünkü yol bulmak için bize akıl verildi. Biz hadiseleri doğru değerlendirelim için bize vicdan verildi. Ne vicdanın ne aklın rehber olmadığı insanlar artık insani yolda değildirler. Allah-u Teala rehberliği akıldan, vicdandan alan bu kimseleri saptırdım diyor. Saptırdım, ne oldu? Onları insan yapan ana uzuvları, yani kulak, göz ve kalbi işlevsiz hale getirdim. Gerçek işlevini icra edemez hale getirdim. Hatama ala sem'ihim ve absarihim. Allah-u Teala kulaklarına mühür vurur, kulak hakkı duymaz, doğruyu duymaz. Bağırarak konuşsan da duymaz. Kapatmıştır kendini doğruya. Kalplere mühürler vurur, hakikat olanca berraklığıyla anlatılmasına rağmen yine anlaşılmaz, hissedilmez. Ve bir de gözünün önüne perde gereriz, onca azametine rağmen Allah'ın eserlerinin Allah'a götüren onca tesirli görüntülerine rağmen bu göz onları görmez, onları var eden Allah'a da ulaştırmaz. Bu Allah'ın o kula bir cezasıdır. Peki bu durum o kulun bilmediği bir konu mudur? Hayır. Allah-u Teala bu o adamın bilerek yaptığı bir tercihten kaynaklanır. Ve o adam ne der? Hayat bu hayattır. İlle de bu hayattır. Bundan sonrası yoktur. Bizi tüketen
sadece bedenin doğal olarak uzun yaşamasından kaynaklı ölümünün gerçekleşmesidir. Yani bizi öldüren zamanın kendisidir. 100 yıl, 150 yıla beden dayanıklı bir şekilde yaratılmadığı için, yaratan da tabiat olduğu için, tabiatın içerisinde zaman da bir varlık olduğu için tüketen zamandır bizi. Yoksa yaratan Allah'tır, yaşatan Allah'tır, tüketen de Allah değil. Dünya hayatı bizim bir ve son fırsatımızdır. Burayı keyfimizce, arzularımızca yaşayacağız derler. Allah-u Teala bilinçli yapılan böyle bir yaklaşımda bütün insani değerlerini onların alır, yoldan saptırır ve böylece onları yolsuz, şaşkın bir şekilde bırakır. Bu bir modeldir işte. İkinci bir model daha var. Bu da Âl-i İmrân suresinde anlatılmış bakın. Bir dünya modeli, dünyayı yaşam modeli. Birincisini anladık. İkincisi ne peki? Bakın Cenab-ı Allah ne buyuruyor? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Bir yarışa girin, evet. Bir koşuşturmada bulunun. Cehdü gayretinizi seferber edin. Çalışın, çabalayın. Ama ne için? Sorumluluklarınızın gereğini yerine getirmek için. Ne için? Sizin için Allah'ın hazırladığı yer gök arasından daha genişçe olan cennete girmek için. Ne için? Yaptığınız yanlışları, hataları, günahları telafi etmek, af dilenmek, affa layık olucu işlere koşmak için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatma Şahin'le yola devam diyoruz. Oraya doğru. Hani en bakalım Asim'e Galle Parkımızı yaptırdı. Bütün parkla yaptırdı. Daha ne yaptı? Biz biliriz ki vatana hizmet bir gönül meselesi, bir aşk meselesidir. Allah razı olsun. Yani iyi çalıştınız. Memleket sevdası ile gece gündüz çalışıp halk için var olmak, halka hizmetkar olmaktır. Sizlerin yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Gaziantep modeli ile eğitimde, sporda, sanatta, tarımda, sanayide Türkiye yıldızının parlayan yıldızı, yükselen şehri olmaktır. Yaptığınız için çok teşekkür ederim. Çok sevdim. Biz de çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Kararınızı mı sevdim? Babacım diye bağıran. Biz şehirlerine sahibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Gaziantep Büyükşehir olarak şu anda yıllardır devam eden 2 megawatt güneş enerjisi santralimizin noktasındayız.
sağlıyoruz. Anahtar teslim kurulum desteği sağlıyoruz. Dolayısıyla doğru projelere isminizi imza atıyoruz başkanım. Bu yatırımlar devam ettiği sürece vatandaşımızın cebinden çıkan sabit giderler azalacak. Vatandaşımızın cebinde kalan para artacak. Bu refah seviyesi ve kalkınma demek. Kendi kendimize yeteceğiz. Daha güçlü, daha yerli ve daha milli bir Türkiye'nin hedefine ulaşmış olacağız. Bu da bize dışa bağımlılığı azaltacak. Daha güçlü bir Türkiye'nin inşası anlamına gelecek. Hey, yolumuz Antep'e düştü ve dedim aga biz bittik. Hiç gitmedim daha önce nerelere düştük biz. Hayda. Diye düşünürken atlayıp gittik. Bir baktım ki burası bildiğiniz gibi değil. Genç kart varmış, gidip onu aldım. Kullandım puanlarım arttı. O puanlarla istediğim tişörtü aldım. Ve gördüklerim karşısında şaşırıp kaldım. Bura çok başka bir yer bro. Yaşarken anlıyorsun 22 bin iş hakkın var ve yolda kalmıyorsun. Bir sürü mekan var dışarıdan bakmıyorsun. Param şuna yeter mi diye kafana takmıyorsun. Sayın başkanımı gördüm dedi bana naber. Başkan değil abla gibi samimi birader. Anladım ki bu şehri yaşamaya değer yapmış. Kadın eli değmiş belli tertemizdi Antep. Biz yola çıktık aşkla. Antep'i görünce şaşma. Durmak yok yola devam. Yine yeniden patla başkan. Durmak yok yola devam. Yine yeniden patla başkan. Gazmek'te gitar dersi aldığımı bilmiyorlar. Ve gençlik merkezinde bir sürü projem var. Şehir tiyatrosu arada bir iyi gelir. Panorama ve Atatürk müzelerine de gelin. Yurttayız kapı çaldı bir baktım ki başkan. Bize dedi savunma mı gençler? Şaş kaldık sanki annemiz gibiydi. Sürekli arkamızda terlik bile fırlatıldı. Yaramazlık yapsaydık. Ramazan sokağında yedik içtik şiştik. Sonra belediyemizin yüzme kurslarına gittik. Bedava bisikletle tüm şehri gezdik. Sandığınız gibi değil burayı çok sevdik. Hizmet burada bir başka, amacımız gençlere kapıları açmak. İstikrar istiyorsak, hadi bir daha fatma başkan. Hadi bir daha fatma başkan. Gazze'yi konuşalım biraz da istiyorum, Filistin'i. Çünkü her an gündemde ve yine son birkaç gündür çok yoğun katliamlar yaşıyor Müslümanlar orada. Birleşmiş Milletler'in yardım elemanları öldürüldü, 5 ya da 7 tane. Hayvandan aşağı bir anlayış. Orada şu anda her türlü zulmü yapıyor ve insanlık vicdanı olanlar ve ayağa kalkanlar hariç uyuyor aslında. Ciddi manada uyuyor. Hazreti Ömer zamanında şöyle bir hadise cereyan etmiş. Ondan sonra soruyu size sormak istiyorum. Allahu Alem, bir rivayete göre başka isimler de var ama Şam valisi Muaviye ve Muaviye'nin zamanında, Şam valisi olduğu zamanda gerçekleşiyor hadise. Bir Yahudi'nin yerini almak istiyor. Yani kısa son derece önemli. Bir Yahudi'nin yerini alacak, camiyi genişletecek, cami yerini. Kendisine de almıyor. Yani kendisiyle alakası yok. Müslümanların namaz kıldıkları cami yeterli olmadığı için caminin yerini genişletmesi lazım ama bitişik yerde bir Yahudi'nin yeri. Ve Yahudi vermiyor. Ben Müslümanlara cami yeri vermem diyor. Mobbingle, hani modern dünyada mobbing falan diyorlar ya, baskıyla, zorla birkaç misli para vererek yeri alıyor. Yahudi istemeye istemeye teslim ediyor. Ama böyle bir çeşme başında, Müslüman alimlerin de olduğu bir yerde sataşmadan da edemiyor. Diyor ki hani siz Müslümanlar adaletten söz ediyorsunuz, adil olmadan olmaz, Müslüman adildir diyorsunuz. Ne oldu diyorlar, sizin valiniz diyor, ben istemediğim halde fazla para da verse vermiyordum, ben Müslümanlara yer vermem diyordum. Yerimi elimden zorla aldı. Meseleyi öğrenince diyorlar ki Ömer'e git. O senin sorununu çözer. Halife Ömer. Hazreti Ömer'e gidiyor. Kim olduğunu anlayamıyor. Hazreti Ömer oturuyor birileriyle beraber. Ashab'tan birileriyle. Ömer hanginiz deyince ayağa kalkıyor. Benim diyor. Durumu anlatıyor. Derdim bu diyor. Benim yerimi gayri adil bir şekilde aldı vali. Kağıt var mı yanına? Kağıt yok. Yani o zamanki varak yazacağı bir şey yok. Rivayet böyle bir kemik parçası yerde. Getirin şunu diyor ve o kemik parçasının üzerine ene adilun min nuşirevan diye yazıyor. Ben nuşirevandan daha adilim. Al bunu götür valiye. Yahudi şaşırıyor. Allah Allah diyor. Orada vali, heybetli bir konakta, burada halife,
Hatta yamalı elbise içerisinde. Bir kemik parçası. Ene adilun minnu şirevan. Nasıl olur diyor yani. Bu neye yarayacak bu kemik diyor ama merak da ediyor. Bakalım bir işe yarayacak mı? Kuşağın arasına koyuyor. Parçayı gidiyor. Valinin huzuruna çıkıyor. Ben diyor Ömer'e gittim. Nasıl yani? Sizin halifenize gittim diyor. Vermek istemiyordum, zorla aldın. Ne yaptı halife? Şu kemik parçasını gönderdi. Vali kemik parçasını okuyunca çöküyor. Rengi kaçıyor. Sen neden gittin Ömer'e? Niye bana söylemedin? Al senin, yeri senin olsun. Parayı da iade etme. Ben cebimden koyacağım onu. İşte asıl hazineye. Onu da istemiyorum senden. Git yeter ki bu meseleyi söyleme kimseye. Şaşırır adam. Ya nasıl olur diyor, bir kemik parçası bir insanda bu değişimi nasıl yapabilir? Çıkıyor, dolaşıyor, ediyor, geliyor. Diyor ki ey halife, vali. Bu kemik parçasında ne vardı ya? Onu bana anlat diyor. İkna olursam para da almayacağım. Yeri bedava vereceğim. Ben zengin bir adamım zaten. Ama nasıl olur diyor, bir valiyi bir kemik parçası bu hale nasıl getirir? O zaman anlatıyor. Diyor ki biz İran'ın adaletiyle meşhur Nuşirevan'ın zamanında ticarete gittik. Ticarete gittik ve biliyorduk ki Nuşirevan adaletin babası demek. Kelime anlamı da o zaten. Enuşirvan aslı. Bize Nuşirevan diye geçmiş. Ticaretimizi yaptık. Elimizde bir takım mallarımız kalmıştı. Develerimiz vardı ve kese kese altınlarımız vardı. Bir çeşme başında bir eşkıya grubu etrafımızı sardı. Altınlarımızı, develerimizi alıp gittiler. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Han'a gittik, hancıyı anlattık. Hancı demiş ki, Enuşirvan'a gidin. O sizin sorununuzu çözer çünkü o adildir. Ertesi gün gittik, anlattık. Rengi kaçtı, kızardı. Nasıl olur dedi, işte bağırdı filan. Çabuk bunlar altınlarını getirin. Bize iki kez altın verdi, gönderdiler. Gittik Han'a, dedi ki sizin adaletiniz bu mu? Bizim mallarımız, develerimiz hepsi gitti. İki kez altın verdi. Bizim şu kadar kez altınımız vardı zaten. Hancı diyor ki, tercüman yanlış tercüme etmiştir. Enuşirvan bunu yapmaz. Bilgiyi yanlış aktarmışlardır. Yarın ben götüreceğim sizi diyor ve hancı götürüyor onları. Hancı bizi huzura götürdü, anlattı. Enuşirvan oturduğu yerden ayağa kalktı. Hadise biter bitmez anlatma, çabuk tercümanı yakalayın dedi diyor. Tercümanı yakalayın dedi ve döndü dedi ki bunların mallarını ve şeylerini aynen vereceğiz. Develerini, altınlarını. Yalnız söyleyin bize bir gün versinler onları bulmamız için. Bir gün. Ertesi gün onlara teslim edeceğiz. Bizi gönderdi Han'a. Biz Han'a gittik. Ertesi gün sabahleyin bir komutan bizim develerimizin aynısını, altınlarımızı, mallarımızı aldı getirdi. Dedi ki işte bunlar sizin mi? Evet, alın. Kisra, yani İran Şahı diyelim bugünkü manada. Bir de sizden helallik istemek için şu hediyeler de size gönderdi. Bunları da alın çektiğiniz zahmetlerden dolayı. Ama bir şartla bunlara sahip olacaksınız. Nedir? Biriniz şehrin bir kapısından çıkacaksınız, diğeriniz diğer kapısından çıkacaksınız, orada alacaksınız. Biz iki ayrı kapıya gittik. Ömer'le bir araya geldiğimizde mallarımız, her şeyimiz oradaydı ama ikimizin yüzü de rengi de kaçmıştı. Ömer'e sordum, ne gördün? Tercümanın cesedini gördüm kapıda diyor. Asmışlardı ve göğsüne yazmışlardı. Misafirlerin ve ülkemize gelen insanların mallarına tasallut ettikleri için, eşkıyalık yaptıkları için, yol kestikleri için İdam edilmiştir. Sen ne gördün? Ben de Enuşirvan'ın oğlunun cesedini gördüm. Eşkıyaların başı oğluymuş ve onu yakalamış, tespit etmiş ve onu da idam etmiş. Şimdi anladın mı ne demek istiyor Ömer? Ene adilun min Nuşirevan diyor. Ben Nuşirevan'dan daha adilim. Seni parça parça ederim. Bütün Şam'ın kapılarına asarım. Hakkını ver. Sen gayrimüslim de olsa bir insan hakkına el koyamazsın. Bu kıssayı bugüne bir düşünelim. Ya bu kadar hak yendiği bir dünyada, bu kadar gayri adil işlerin olduğu bir dünyada, batının bu kadar çöktüğü bir dünyada, yıllarca oluşturduğu bir hayal meyhanesi var. Mazlumların yanında, kahramanları, süpermenleri filan. Bunların hepsi çöktü ve Gazze'nin hali ortada. Neler söylersiniz batı için ve ene adilun min Nuşirevan bu dünya için de şu anda da gerekli mi, gerekli değil mi? Yani şöyle, normalde batı çok fazla kurumlar kurdu. Şey açısından işte Birleşmiş Milletler'dir, UNICEF'tir, UNESCO'dur, işte insan hakları vesaire, evet. Üzerinden bir propaganda yapıldı. Şimdi Gazze'de görünen şey şu, Batı insan hakkı dediğinde kastedilen insan biz değiliz. Batı kadın hakkı dediğinde kastedilen şey bizim kadınlarımız değil. Batı çocuk hakları dediğinde kastedilen şey bizim çocuklarımız değil.
Batı bu kelimeleri kullandığında Batılı insanlar için kullanıyor. Ve Batı eski tarihten beri yok etmek için savaşır hocam. Yani bu Batı tarihinin şeyidir. Batı, nasıl söyleyeyim, bizde fetih denir ya. Fetih maksadı aslında bölgeye hakim olup insanların İslamlaşmasına müsaade etmektir. İslam tarihindeki en azından yüklenen anlamı. Batı'da savaş yok etmek için yapılır. Bu Platon'dan beri böyledir. Ve bunu umursamıyorlar. Yani sadece bir reklam, bir paravan koyuyorlar ve biz de iyi insanlarız aslında. Bir şey kadar. Bu Gazze'de çok ayan beyan ortaya çıktı. Artık dünya kamuoyunu bu kadar kolay ikna edebileceklerini sanmıyorum. Çünkü özellikle bu savaşta sosyal medya sayesinde medyayla olayı gizleyemediler. Bunu ilk defa yapmıyor İsrail. Belki defalarca yaptı ama ilk defa bu kadar fazla görüntü normal insanlara ulaşabilir oldu. Artık bu şeylere çok fazla insan inanmayacaktır. Batı'nın bu söylemlerine diye düşünüyorum. Eyvallah. Erhan Bey, sizin bu konudaki düşünceleriniz. Açıkçası tam bıraktığı yerden almak istiyorum. İnanıp inanmayacakları aslında çok bir şey değiştirmiyor. Şöyle değiştirmiyor. Çünkü bize Batı sürekli hazzı satıyor. Bu da bizim hafızamızı köreltiyor. Yani istiyorsa bütün Gazze'yi yok etsin, bütün Filistin'i yok etsin. Yarın bize yeni bir türkü söylemeye başladığında biz her şeyi unutup yine aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü 200 yıldır değişmeyen bir döngü var. En son onlara bu topraklarda, en azından bu coğrafyada karşı koyan bir güç vardı. Ondan sonra hiçbir şey bir daha toparlanamadı. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olamadı. Bu iki yönlü bir acı veriyor. Bir yönde senin başında, senin çevrende bunlara itiraz edebilecek hiçbir güç yok. Yalandan da olsa sesini çıkarabilecek hiçbir güç yok. Tamamen bir sömürge olduğunu görüyorsun. Şunu biliyorduk, yani kültürel bir sömürge olduğumuzu az çok fark ediyorduk ama sonradan bakıyorsun ki her anlamıyla tam bir sömürgeymişsin, çünkü itiraz etme hakkın yok. İsmet Özel'in bir sözü vardı. İnsan hakları tek bir şeyi aslında temsil eder. Onlar da Yahudiler. Çok saçma gelmişti bu söz. Yani nasıl bir cümle bu? Çünkü ayağı yere basmıyor. Sonra Gazze'de gördük ki evet, bu böyleymiş. Ama şunu yine anlamlandıramamıştım. Neden Batılı'yı değil de Yahudi'yi sadece alıyor? Yani İsraillileri diyeyim, daha çok Siyonistleri diyeyim. Neden onları sadece alıyor? Çünkü Batı zaten insan. İnsan hakları, diğer insan daha eklendi yanına. Siyonistleri de yanlarına ekledi. Geri kalan hiçbir insan türü, yani 1000 tane biliyorsunuz dün 4 tane insani yardım görevlisi öldürüldü. Bir tepki oluştu. En azından şu umut oluştu. Bu kötü bir şey de olsa acaba şey olur mu? Dünya buna artık itiraz eder mi? Ses çıkarır mı? 4 tane insan 30 bin insanın canından daha değerli çünkü. Bizim bilinçaltımızda da aslında böyle. Kötü olan bu. Biz zay yenilmişiz, yenilgiyi kabul etmişiz ve bu yenilgi üzerinden bir merhamet arıyoruz. Bu yüzden şey değişse bile, yani bu artık ayan beyan ortaya çıksa bile, yarın bize yeni bir şarkı söylediklerinde, çünkü birlikte onunla birlikte bir haz da satıyorlar, dünyamızda çok bir şey değişeceğine inanmıyorum. Evet, şöyle ama değişecek, Gazze ile beraber, yani Filistin hadisesiyle beraber Cenab-ı Rabbül Alemin insanların hafızalarında ve vicdanlarında meydana gelen doğruyu arama gayretini imanla ve hidayetle ödüllendirmeye başladı. Yani çok sayıda insan, çoğumuz bilmiyoruz, şu anda Müslüman oluyor, araştırıyor. Filistin'deki Müslümanların direnci, kanaati, karşı koyma gücü, yani müthiş bir karşı koyma var orada aynı zamanda. Ya kimse bir an önce açın kapıları kaçalım falan demiyor. Ölürüz buradan gitmeyiz diyorlar. Yani şehit oluruz gitmeyiz diyorlar. Dolayısıyla bunun karşısında insanlığın ayakta kalmış vicdanları, öyle diyeyim, bir çaba içerisindeler. Meseleyi kavramaya çalışıyorlar. Çok sayıda da değişim ve dönüşüm var. İnşallah öyle olmayacak. İnşallah. Allah nurunu tamamlayacak çünkü. Ve buradan yola çıkarak dünya başka bir yere doğru evrilecek. Ama Altay çok önemli bir şey söyledi. Bunlar zaten böyleydi. Bunlar değişmediler. Yeni yapmıyorlar bunu. Şey seneler değişiyor. Neden değişiyor? Ama evet, faaliyet hep aynı. Yaptıkları değişmiyor. Mesela evet. Cennetin Krallığı filmini, yani izleyen bilir. Orada Orlando Bloom'un başrolünü oynadığı bir şövalye figürü var. Selahattin Eyyubi ona diyor ki şehrin anahtarlarını, yani Kudüs'ün anahtarlarını ver. Bize ne yapacaksınız diye soruyor. Yönetmenini biliyorsunuz aforoz ettiler neredeyse. Evet. Sen nasıl Selahattin Eyyubi böyle anlatırsın diye, o da dedi ki sizin kaynaklarınızı kullandım ben. Doğudan hiç kaynak almadım. Siz böyle anlatıyorsunuz adamı. Diyor ki bize ne yapacaksınız? Selahattin Eyyubi de diyor ki sizi serbest bırakacağız. Ama nasıl olur diyor. Biz diyor Kudüs'ü haçlılar olarak aldığımızda binlerce Müslümanın kellesini vurduk, katlettik binlerce Müslümanı. Siz bizi nasıl serbest bırakacaksınız?
Selahattin Eyyubi'nin cevabı şöyle: ama siz, biz Müslümanız ve ben Selahattin'im, sözümden dönmem diyor. Zaten Kudüs'te bugün Gazze'de yaptıklarının fazlasını, 4 katını, 3 katını bir haftada yapmışlar. Bir haftada binlerce Müslümanın başını vurmuşlar. Hatta şöyle kaynaklarda şöyle bir ifade vardır: yüzlerce yıldır Kudüs'tekiler zaman zaman sorarlar birbirlerine, yine bir yerden insan kanının kokusu mu geliyor? Ya da dışarıdan Kudüs'e gidenler, burada garip bir koku var, bu nereden geliyor diye sorarlar. Kanın toprağa karışmış ve hala ortadan kaybolmamış kokusunun yüzyıllara devamıdır diye de notlar geliyor. Batı zaten değişmedi. Bundan sonra neler olabilir? Bizim ne yapmamız lazım bu noktada? Ne dersiniz? Yani bundan sonra neler olabilir? Evet. Bu ne kadar Gazze'nin direnebileceği ile alakalı bir soru. Hmm. Yani Gazze direnirse çok şey olur. Çünkü ister istemez İsrail'i çok sıkıştırıyor şeyde, uluslararası kamuoyunda. Evet. Hatta geçen gün Trump böyle bir şey yaptı: İsrail'in acilen savaşı bitirmesi lazım, çok fazla nefret yükseliyor İsrail aleyhine diye. Batı'da da yükseliyor bu. Ne olur kestirmek çok kolay değil. Ben işin aslı iyiye evrileceğine dair bir umudum var. Hani biz İnşallah. Ne yapabiliriz? En azından dua edeceğiz. Ya yani dua edeceğiz. İşte gücümüz yetiyorsa, fiili olarak bir şeye yetiyorsa yapacağız. Yani fiili olarak bir şeye, şimdi yani ben kendim açımdan bir şeye gücüm yetmiyor fiili olarak. Ama bizim de yetmiyor. İşte dilimizle duyurmaya çalışıyoruz. Evet. İşte özellikle uluslararasında duyurmak şey yapıyor, Gazze'lilere yardımcı oluyor. Ve insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz yani. Çok o kadar. Çok duyurmak çok önemli. Bakın Amerika bile yani ki Amerika'dan merhamet beklemek aymazlıktır yani. Amerika zaten İsrail'i ayakta tutan, İsrail diye bir devlet yok aslında. İsrail devletini devlet haline getirmeye çalışan İngilizler ve Amerikalılardır. Böyle bir geleneği yok ki onların orada. Bizim 1000 yıllık değil mi, 2000 yıllık devlet geleneğimizden söz ediyoruz. Kaç yıllık devlet geleneği var İsrail'in ya? Şurada 70-75 yıllık yani. Böyle bir gelenekleri yok. Yahudilerin devlet geleneği yok. Yahudilerin devlet geleneğini oluşturmaya çalışan İngiliz küstahlığıdır, Amerikan vahşiliğidir. Yani bunun başka bir hiçbir izahı yok. Dolayısıyla onların bir geleneği yok. Ama hadiseye şöyle bakıyorum ben. Diyorum ki El Cezire'nin bile yayınlarını yasaklamak için onay çıkardı İsrail parlamentosu. Duyulmasını istemiyorlar. Çünkü El Cezire yayın yapıyor ve duyuruyor sürekli. Baktılar ki çok büyük bir engel, El Cezire gerçekleri aktarıyor. Yayın yasağı getiriyorlar. Yani El Cezire oralardan yayın yapamayacak. Neden? Rahat öldürebilsinler diye. O zaman yapmamız gereken şey şu: siz YouTube'dan ya da işte sosyal medyadan, kardeşimiz gittiği yerde biz duyurmak için elimizden geleni, bir de resmi makamlar nezdinde bir baskı oluşturarak Gazze'ye yayın yasağı getirilmemesi noktasında bütün dünya insanlığının bir baskı oluşturarak gerçekleri öğrenme arzusunu dile getirmesi lazım. Çünkü bir de bunu görmediğimizde hal şuna döner: yıllar sonra duyarız ki 100 bin kişi daha orada. Halledin, öldürülmüş, soykırım yapılmış. Ya arkadaşlar, düşünüyorum da şimdi ben, Balkanlar'da 5 milyon Müslüman katledilmiş neredeyse 200 yılda. Hangisinin haberi var? Bugünkü gibi bir haber sistemi yok ki, kimse bilmiyor ki. Yani 1750'leri düşünün, 1712'den sonra çekiliyoruz. Geldikleri her yerde kadın, çoluk, çocuk demeden katlediyorlar. Kaçabilenler kaçıyor, kaçamayanları öldürüyorlar, yok ediyorlar. Hangisinin haberi var? Yani bunlar zaten yüzlerce yıldır bunu yapıyorlar. Mesela siz dediniz ya, Batı'nın özgürlüğü sadece kendi insanları içindir. Aklıma şu geldi, bir film izlemiştim, böyle kıyameti anlatıyor. Kıyamet kopuyor ama her taraf buzlarla kaplanıyor. Buz kıyameti yani. Her taraf, bütün insanlık ölüyor buzların altında. Ayakta kalanlar kimler biliyor musunuz? 3-5 tane Amerikalı, bir de özgürlük heykeli. Bunu böyle insanların gözüne soka soka özgürlük heykelinin kendi insanları olduğu için, insanları için olduğunu söylüyorlar aslında. Herkes gidiyor, bir Amerikalılar kalıyor, bir de özgürlük heykeli kalıyor. Yıllardır söylüyoruz, onların özgürlük heykeli kendileri içindir. Bizim insanlarımız için değildir. Evet Erhan Bey, var mı bu noktada söyleyecek? Ben daha çok özellikle bazen boykot işinde de yani sulandırmak isteyenler hep şunu, yani kendimce şunu söylemeye çalışıyorum: Gazze için değil de kendin için ne yapabilirsin? Burada önemli olan şey o. Ben biraz yüksek lisansımda da Afgan göçünü çalıştım. Afganistan'la biraz ilgileniyorum. Yine Afrika'da, Sudan'daki diğer bölgelerdeki meselelerle ilgileniyorum. Hepsinde ciddi karışıklıklar var. Hayatta yani tabii güzellikler var. Karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Sürekli bir savaş var. Sürekli bir zalimlik var, kötülük var.
Buna karşı ben hangi pozisyonu alacağım? Çünkü ben 50 yıl sonra bu hayatta olmayacağım ki. Gideceğim ve bir hesap vereceğim. Benim hesap verebilir bir seviyede olmam gerekiyor. Evet. Bunun için tabii elbette Gazze için bir şey yapacağım ama oradaki esas şey benim. O yani Allah'ın bir imtihanı onun için ama aynı zamanda benim de içinde bir imtihan. Kendim için ne yapabilirim? Kendimi yani bu zulümden nasıl bir şekilde kurtarabilirim? Çünkü onun bir parça ortağıyım da sessiz kalarak. Bunu genelde şey yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden tek başıma da kalsam sesimi yükseltmem, bunu anlatmam, bunu paylaşmam. Yani bunu unutturmamam gerekiyor. Evet, eyvallah, teşekkür ederim. Altay, boykot dedi. Aklıma geldi, senin bu manada paylaşımların vardı sanki. Evet. Yani ticaret konusunda. Ben şöyle düşünüyorum. Biz onların sattığı hiçbir şey almayalım. Çünkü alabileceğimiz alternatifler vardır, oradan alalım. Boykot edelim. Yaptıklarını içmeyelim, çaylarını içmeyelim, kahvelerini kullanmayalım. Hiçbir şeyler. Peki satmayalım mı onları? Yani mümkünse satmayalım. Evet. Ama mümkün mü? Orayla ilgili biraz çok uzun tartışmalar var. Evet. Ve işin aslında çok iyi bildiğimiz konular değil. Yani şöyle bir durum var hocam. Ben naçizane benim tavrım şu oldu. Ben kendimi sivil toplumu olarak görüyorum. Hı hı. Yani sivil toplumun yapabileceği işler var. Bir de devletin yapabileceği işler var. Sivil toplumun tek maksadı devleti bir şeye yönlendirmek olduğunda sivil toplum aslında biraz dışarı çıkmış oluyor. Bununla ilgili bir şeyin üzerinde kaldık. Aslında normalde hocam benim Gazze kendi gündemime ait bir, yani benim girdiğim konular değil bunlar. Çünkü ben gazeteci değilim. Yani ben normalde evet. İslam felsefesi çalışırım, Batı felsefesi çalışırım. Gazze ile böyle duygusal bir bağımız olduğu için ve o an çalışıyor olduğumuz için özellikle boykot, işte uluslar arasında konuyu evet, duyurma. Evet. Ya dedim bu bizim çalışmalarımıza zarar verecek. Tamam siz iyi niyetlisiniz ama zarar verecek. Böyle bir şey oldu, kapandı Müslümanlar arasında. Çok bir yani iyi bildiğimiz konular değil. Evet ama şöyle bir şey, yani ben mesela hatırlıyorum, hatta benim yani kızım sizin bir paylaşımınızı bana göndermişti. Ben ona yazdım, dedim ki doğru söylüyor kardeşimiz. Yani güzel tespitte bulunmuş. Hocam tabii, siz de gittiniz. Tabii doğru söylüyor kardeşim. Şöyle, zaten herkese açık bir tespit ve yanlış bir şey de yoktu. Biz ticaret yaparken onlara fayda sağlayabilecek alım ya da satım hiçbir şey yapmamalıyız. Ölçü budur. Tabii kaydı. Bakın, odur. Onlara fayda sağlayabilecek. Bize fayda sağlayabilecek her şeyi yapalım. Bakın onlara fayda sağlamadan bize sağlayacak. Tabii. Bu nedir bu? Onlardan almamaktır. Mümkünse bize fayda sağlayacak, onlara fayda sağlamayacaksa ya da Gazze'ye herhangi bir olumsuz tesir olmayacaksa bir şeyi onlara göndermektir. Tabii. Gönderebiliyorsak. Zaten şu mümkün olsa onları bir kuşatsak şöyle, ne bir şey alabilseler ne de bir şey satabilseler görürler ablukanın ne olduğunu. Buna gücümüz yetmiyor. Buna bir gücümüz yetse. Ama bana vahim geleni şu. Hayvanlar gibi bakıyorlar. Hayvanımsı insanlarla, insanımsı hayvanlarla tabii, savaşıyoruz diyorlar. Bir de onu şey yapacak. Hı. Siz adaletten bağlayınca yani şu an dünyanın koyduğu açı insanlığa bir adalet gibi bir mefhumu göz önünde bulundurmuyor. Zaten doğa zayıfın güçlüyü yediği, güçlünün zayıfı yediği, yok ettiği. Evet. İşte onlar şöyle bakıyorlar. Yani bunda reklamını böyle yapıyor İsrail. Yani biz burada savaşıyoruz. Orta Doğu dediğiniz yer biliyorsunuz bir çöplük. Biz burada batılı değerleri temsil eden tek ülkeyiz. Ve burada ona mücadele ediyoruz. Bizi destekleyin. Hayvanımsı insanlarla savaşıyoruz. Bunlar tam evrimleşmemiş. Batı halklarının, beyaz ırkın bir tık altında. İnsanlar biz bunlarla laf anlatsak anlamazlar. O yüzden öldürmemiz gerekiyor. Öldürmezsek bir sonraki tekrar savaşçı oluyor diye. Soykırımı şu an Batı bilinçaltına böyle işliyorlar. Ki Batı, bu özür diliyorum, bilinçaltını Afrika'dan iyi tanıyor. Tabii. Çünkü aynı sebeple kendileri de Afrika aynısını yaptılar. Ama ya ifade aslında hayvanımsı insan değil, insanımsı hayvan. Tabii. Çünkü mesela birine hayvanımsı insan deseniz insan kabul edersiniz tabii, ama hayvana benziyordur. Tabii. Ama insanımsı hayvan derseniz tabii, hayvan kabul edersiniz ama insana benziyordur. Kudüs tabii, Belediye Başkan Yardımcısı. Biz bunlarla niye savaşıyoruz? Savunma Bakanı, Savunma Bakanı. Savunma Bakanı İsrail dedi savunma de. Bakanı bu. Hayır savunma ama Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı farklı bir şey söyledi. Hı. Biz dedi bunlarla niye savaşıyoruz? Bunlar zaten insanımız hayvanlar. Bunları canlı canlı gömelim. Tabii. Yani hepsini yakalayalım. Kazalım mezarlarını. Ya Stalin'in bakın yıllarca Sovyet Rusya'da Müslüman aydınlara, entelektüellere yaptığıdır. Ya alıyor Müslüman aydınları, alimleri, münevverleri bir gece yarısı evlerinden götürüyor. Nereye belli olduğu olmayan yerlere ayaküstü gömüyor. Cengiz Aytmatov'un babası da bunlardan birisidir. Kırgızistan'da gömülmüştür. 200'ün üzerinde insan. Orada bir adam görüyor, kızına söylüyor, sonra meydana çıktı. Diyor ki gömelim. Daha vahim olanı söyleyeyim. Bundan yıllarca önce yine Filistin'de mücadele eden askerlere
baş hahamları bir konuşma yapıyor. Bütün insanlığın burada ayağa kalkması lazım. Diyor ki, siz diyor strestesiniz, sıkılıyorsunuz, savaşıyorsunuz, depresyona giriyorsunuz. E size biraz eğlenebileceğiniz bir şeyler de lazım. Bu Filistinlilerin kadınlarına tecavüz edebilirsiniz. Nerede insanlık? Vicdanı olan insanlar nerede? Yani Filistinli kadınlara tecavüz edebilirsiniz diyen bir baş hahamın yönlendirdiği bir ordu Gazze'de yerle bir ediyor her şeyi, alt üst ediyor ve hala Amerika savunmaya çalışıyor, diğer ülkelerden bazıları savunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler ateşkes kararı aldığı halde hala ateşkes yok. Hocam zalim son güçten anlar. Son bir dakikamız cümlenizi alalım. Bitirelim. Zalim güçten anlar hocam. Zalim güçten anlar. Laftan anlamaz, güçten evet. Anlar. Çok güçlenmemiz lazım. Evet, güçlenmemiz lazım. Allah razı olsun. Ben de epey zamandır söylüyorum, güçlenmemiz lazım. Ben de her alanda güçlenmemiz lazım diyorum. Çünkü sadece güzel. Silahla da yetmez, kültür alanında. Yani güzel. Diğer güzel. Üç ayağı oturtamazsak. Tamam. Zaten kültürel anlamda güçlenemezsek öbür alanlarda güçlenme ihtimalimiz yok. Arkadaşlar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yolunuz izniniz açık olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah yine bir araya geliriz. Konuşuruz. Evet. Muhabbet ortamında oluruz. Evet, İstanbul iftarına gidiyoruz. Allah Rabbim iftarlarını kabul eylesin. İnşallah kazalar olmaz. Bugün İstanbul'da feci bir kaza oldu. Kardeşlerimiz vefat etti. Onlara da buradan rahmet diliyoruz. Gazze'li kardeşlerimize ve bütün dünya Müslümanlarına, Türkistan, Doğu Türkistan'a ve bütün mazlumlara Rabbim yardım eylesin. Rahmet eylesin. Evet. İstanbul iftarına gidiyoruz. Allah kabul eylesin İstanbul'u.